Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir sektör raporu, şirket raporu programında daha beraberiz. Bu hafta Belgin yok, bizle beraber değil. Bazı işleri sebebiyle ama selamları var. En önce onu ileteyim. Tabii benim meslek hayatımda da bir ilk bu. 15 seneden sonra 30 senelik finansçı olup 15 sene yayın yapan biri olarak moderasyon bugün bana kaldı. Sevgili Belgin'den zor işmiş Belgin. Onu söyleyeyim, kolay değil ama sağ olsun çok arka tarafta iyi bir reji ekibi, iyi bir yönetmen ve diğer bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum destekleri için. Her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca piyasaları dolu dolu konuşacağız, anlatacağız. Global piyasaları anlatacağız en önce. Neler oluyor? Gündemde neler var? Grafiklerimizle anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz. İkinci bölümde de bize döneceğiz. Borsa İstanbul'da, diğer endekslerle ve bazı hisselerle bugünü tamamlayacağız. Tabii konumuza dönelim. Sevgili Filiz Er Yılmaz, doçent doktor, ALB yatırım baş ekonomisti aynı zamanda. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yayın yapacak olmak benim için çok büyük gurur ve onur. Çünkü piyasalarla haşır neşir olmaya başladığımda ilk soru olarak, soru sorma anlamında, akıl alma anlamında ilk danıştığım kişi sizdiniz. O günden bu yana da bana destek oluyorsunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. O nedenle sizin gibi bir üstadla aynı yayında olmak benim için çok büyük bir onur ve mutluluk. Ve bu nedenle de çok çok heyecanlıyım. Bunu da değerli izleyenlerimize de paylaşmak isterim. Valla teşekkür ederim güzel sözlerin için. Beni onore ettin ama aynı heyecanı ben de taşıyorum dediğim gibi. O tarafta olmak kolay. Evet. O tarafta olmak farklı bir şey. Evet. Başka bir sorumluluk onu söyleyeyim. Bu hafta global piyasalarla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Evet. Tabii yoğun bir gündem var. Aslında başlıklar aynı. Evet. Dönüyoruz belli başlıklar üzerinde. Ne diyorduk? Enflasyon diyorduk. Resesyon diyorduk. Buna karşı Fed'in adımları diyorduk. %6 evet. Civarında bir politika faizi tanımlıyorduk Fed'e. Evet. Ne zaman? Krizden banka önce. Krizinden önce. Evet. Aynen. Evet. Sonra tabii beklenmedik bir siyah kuğu. 2020'de pandemi. Evet. 2022'de savaş. Evet. Ve bu senede bankacılık krizine bir giriş. Dikkat edersen hep yıl başlarına denk geliyor ama. Evet. Yani 2020, 2022, 2023. Tabii bankacı krizi birçok denklemi değiştirdi. Evet. Ve de politika değişikliğine götürdü. Kolay bir şey de değil. Neticede böyle bir krizi yönetmek, bir yandan da enflasyonla mücadele etmek ve resesyona engel olmak. Evet. Birçok görevi birden yapmak zorunda baş aktör, rezerv paranın sahibi, senyor ajakkı olan FED. Onun için FED'den başlayacağız. Evet. Oradan Avrupa Merkez Bankası'na, diğer major bankalara Hı-hı. geçeceğiz. Tabii. Bankacı krizi ne durumda ona bir Hı-hı. bakış atacağız. Grafiklere geçmeden önce şöyle her zaman Hı-hı. olduğu gibi, her hafta yaptığımız gibi kısa bir Hı-hı. söyleşiyle başlayalım. Sana sorum şu olacak, ilk sorum. Senle yaptığımız bir yayın ilk sorusu olsun. Evet. Ne diyorsun, geçen hafta FED ne dedi? Evet. Piyasanın istediğini verdi mi? Evet. FED'i biz şu an nerede görmeliyiz? Evet. Faiz artışlarını bitirdi mi? Hı hı. Başkan Powell ne dedi? Sen ne anladın? FED'e karşı bakışın nedir? Hı hı. Beklentin nedir? Hı hı. Diye bir soru sorarak başlamış olalım. Tabii Cüneyt Bey, evet, geçen hafta çok önemliydi. Hatta bence öylesine önemliydi ki bankacılık krizi sonrası FOMC'den daha önemliydi. Çünkü FED duracak mı yoksa devam mı edecek? Bunun sinyalini piyasalar bekliyordu. Dolayısıyla ben FED tarafında çok net bir sinyal beklemiyordum. Ucu açık bir sinyal vermesini bekliyordum. Fakat bunu nasıl yapacaktı? Burası oldukça önemli olacaktı. Yani zaten 25 bas puan yapacağı fiyatlanmıştı. Piyasa şunu öğrenmek istiyordu ilk olarak. Haziranda, yani FED durdu mu artık? Yoksa Haziranda veya diyelim ki çok düşük bir olasılık da olsa ek faiz artışlarıyla gelir mi? İlk olarak buna odaklanmıştı. Şimdi ilk olarak faiz karar metnine baktığımızda Cüneyt Bey, o meşhur ibarenin kaldırıldığını görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz ay ongoing increases denilen, yani faiz artışları, devam eden faiz artışları yerine eğer gerekli olursa yeterince sıkı para politikasına ulaşmak için ek sıkılaşma adımları gelebilir ibaresi gelmişti. Şimdi politika metninden bu ibare çıkarılınca bu şu anlama geliyor. Demek ki FED yeterince sıkılaşma düzeyine ulaşmış olabilir. Dolayısıyla netlik için Powell ne diyecekti? Gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi. Yani 5-5-25'e geldik ve tamam evet. mı dedi FED?
tamam, metinde. Evet, aslında tamam demedi. Çünkü neden? Tamam dediğine dair bir ibare de yoktu. O nedenle ciddi bir belirsizlik vardı. Burası önemli. Özellikle altını çizmek istedim. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok daha netleşmiş oldu ibare. Dolayısıyla Powell'ın konuşmalarına gözler çevrildi. Powell da şunu söyledi. Eğer gerekirse Haziran ayı için net bir şey söylemiyorum. Tavan faizi hakkında şimdiden size bir garanti veremem. Eğer gerekirse biz 25 bas puan veya gerekirse daha fazla hale geliriz. Burada tabii gerekirseden kasıt nedir? Enflasyonla mücadelede, iş gücü piyasasını soğutmada eğer ne anlamında bankacılık krizi kaynaklı faiz artışı, faiz artışının yerine geçmeyecekse yani kredi sıkılaşmasını yeterince daraltmayacaksa biz ek bir faiz artışıyla geliriz. Haliyle ne oldu? Fed belirsizliği devam etmiş oldu. Tabii şu var Cüneyt Bey, yani piyasayla Fed arasında ciddi bir uyuşmazlık var. Piyasa şu an baktığımız zaman ağırlıklı olarak %80'e yakın Haziran ayında 25 bas puan değil pas geçeceğini fiyatlıyor. Fakat ben açıkçası şunu söyleyeyim. FED'de yaparım demedi zaten. Evet. Benim fikrim şu. Kuvvetle muhtemel FED artık durma noktasına geldi. Dolayısıyla burada bakacağı şey şu olacak. Elbette enflasyona bakacak. Enflasyonda soğuma ne durumda buna bakacak. Yani proaktif veri süreci. Evet. Çünkü veriye dayalı zaten gideceğiz dedi. Tabii sadece bu değil. Artık denkleme bir de bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması ne yönde? O da girdi. Şimdi orayı da FED şöyle tanımlıyor. Belirsiz diyor. Peki burada bir şey soracağım. Tabii. Kredi daralması istiyor mu istemiyor mu? Çünkü son bir aydır piyasa likitte oldu. Bizim evet. En büyük şikayetimiz o. Evet. Risk iştahı artmıyor. Evet. Likit fonlarda para resmen park etti. 5-6 trilyon dolar da daha da arttı. Ters repo işlemlerinde de Fed'in bunu gözlemliyoruz zaten. Krediye dönmeyen bir para. Kredi döngüsü bozuldu. Evet. Bu hani bankacı krizi de bitmedi. Birazdan konuşacağız zaten ama. Kredi döngüsü normalleşmez ise, reel sektör bundan etkilenirse, o zaman FED ne yapacak? Yani enflasyonla mücadele etmeyi bırakıp kredi döngüsünü normalleştirmek için piyasanın istediği ama kendinin henüz vermediği, hı hı, o faiz indirim sürecine doğru bir süreç işletecek söylemler, yani bir sözlü forward guidance dediğimiz bir sözlü yönlendirme yapacak mı? Hı hı. Senin böyle bir beklentin, hı hı, var mı? Hı hı. Yoksa bu kredi kompozisyonu farklı dinamiklerle mi çözecek? Yani bunun için elinde araçlar var mı Fed'in net şöyle olarak? Şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Yani bu Fed'in istediği bir şey midir değil midir? Burada kritik kriter bence enflasyon oranı olacak. Yani enflasyondaki soğuma. Bu haftada gelecek. Evet, enflasyon. Ve enflasyondaki yapışkanlık düzeyi belirleyecek. Zaten ufak ufak Amerika'da artık enflasyon düşmeye devam ediyor. Son 9 aydır TÜFE'de biz bir düşme görüyoruz. Fakat emareler şunu gösteriyor. Özellikle çekirdek hizmet enflasyonda ciddi bir kalıcılık var. Şimdi yarın biraz sonra konuşuruz belki. Yarın gelecek enflasyon rakamlarında da her ne kadar bir geri çekilme olsa da özellikle hem TÜFE hem ÜFE tarafında. Ne bekliyorsun? Yarın şöyle, ya beklentiyi söyleyeyim. Piyasada manşet yıllık tarafta %5. Geçen ayla aynı. Çekirdek tarafta da %5.6'dan 5.5'e bir geri çekilme bekleniyor. Aylık tarafta güçlü ivme devam ediyor. Geçen ayla aynı. Hmm. Aylık tarafta bir, hatta şöyle söyleyeyim. Manşet TÜFE'de aylık geçen ay %0.1'lik artış vardı. Bu ay %0.4'e çıkacak. Şimdi eğer bu pencereden bakarsanız her ne kadar çekirdek enflasyonda bir gerileme olsa da aslında bana kalırsa enflasyonda Fed'in istediği noktada olmayacak. Şunu söyleyeyim, piyasalarda beklenti enflasyonun yarın hayal kırıklığı yaratabileceği yönde. Neden? Çünkü OPEC artı Nisan'da petrol arzını kıstığı için petrol fiyatlarında biz 87 dolarlara kadar bir çıkma görmüştük. Bir aylık etkisini mi göreceğiz? Evet, 75 evet, bunu bekliyor ama piyasa. Zaten şu an endekslerde bu yataya yakın negatif durumun sebebi bu. Dolayısıyla son dönemde Amerika'da enflasyonun temel düşme sebebi zaten enerji fiyatlarındaki ve maliyetlerindeki düşmeydi. Dolayısıyla o petrol fiyatları kaynaklı beklenti üstü gelebilir endişesi var piyasada. Böyle bir beklenti hakim şu an. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, benim beklentim şu. Diyelim ki beklentiye paralel bile gelse, yani şu anlattığımız düzeyde bile geliyor olsa, hala bence gelen veriler Amerika'da inatçı ve kalıcı enflasyonu teyit eder nitelikte olacak. Madde bir, enflasyon henüz çözüm noktasında sinyal vermiyor. Evet. Bu da Fed'in elini zorlayabilir. Doğru evet, mu anladın? Aynen öyle. Aynen öyle. Şu meseleyi isterseniz sorduğunuz... Bir anlamda yorumcuyum ama şimdi soru da sormak zorundayım. Evet. Senin fikirlerin önemli bu noktada. Estağfurullah. Dolayısıyla yani Fed banka krizi kaynaklı sıkılaşma ister mi? Bence şu düzeyde isteyecektir. Çünkü enflasyonda ciddi bir katılık var. Tabii bu kredi daralması kaynaklı. Yani kredi daralmasının boyutunun ne olacağı da burada çok önemli. Fed'in özellikle ilk parakla belirsiz demesinin aslında temel nedeni bu. Dolayısıyla yani enflasyonla mücadelede Fed'in evet bir noktada durmaya ihtiyacı var. Fakat durduktan sonra da uzunca bir süre kalmaya da ihtiyacı bugün var. Bugün hatta Fed'in stratejik raporunda da vardı bu kaygı. Evet. Yani kredi sıkılaşmasına dair uyarıları da vardı.
Evet, hatta şöyle söyleyeyim, dün Fed'in finansal istikrar raporu açıklandı. Orada çok vurucu bir piyasaya gelen bir haber var. Haber şu, bankalar resesyon endişesi özellikle bu son hem FOMC tutanaklarında hem de Powell'ın soru cevap kısmında sene sonuna doğru hafif ılımlı bir resesyon bekliyoruz söylentisiyle birlikte resesyon kaygıları bir miktar güçlenince bankalar resesyon ortamında daha fazla, yani bankacılık krizinden ayrı bir şey bu. Daha fazla kredi vermek istemeyebilirler. Bu da beklediğimizden daha güçlü bir, yani bankacılık krizi kaynaklı artı resesyon gelecek diye bankalar kredi vermek istemeyebilirler. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Onu da isterseniz biraz açıklık getireyim. O zaman bu sistemik riskleri daha fazla artıran bir unsur. Arttırmaz evet. mı? Evet. Artıran bir unsur ama Cüneyt Bey, ben hala şu noktada gerek krediler cephesinden bakın, gerek enflasyon, gerek iş gücü cephesinden, iş gücü piyasası cephesinden bakın. Ben şimdilik Fed'in belki evet Haziran'da durmasına sebep olacaktır ama yılın geri kalanında şu an piyasa 75 bas puan indireceğini fiyatlıyor Fed'in. Şu anki enflasyon rakamları, şu anki iş gücü piyasasındaki sıkılık bana kalırsa bir miktar Fed'in beklediğinin daha üstünde de olsa bu kredi daralması Fed'in faiz indirmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bu noktada piyasadan ayrışıyorum. Yani Fed'i seçime zorlayacak bir süreç beklemiyorsun. Evet, beklemediğimi söyleyebilirim. Bu 2023'te de bir faiz indirimi beklemiyorsun. 2023'te evet, yılın geri kalanında beklemiyorum. Tabii burada şu önemli, yani şu şerhi koyalım Cüneyt Bey. Veri bağımlı. Şerh koymadan mümkün evet, değil, değil evet. mi? Yani veri bağımlı giden bir Fed var. Ama enflasyon rakamlarına baktığımızda inatçılık, kalıcılık bir süre daha bizlerle birlikte olacak Fed tarafında. Bilançoyu daraltabilir mi? Bilanço daraltımında da ben orayı hiç bana kalırsa çok kurcalamayacaktır. Çünkü, yan yollardan para evet, verdi. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu, yani işte iskonto penceresinden zaten bankacılık özellikle bu sorunlu bankaları desteklemeye çalışıyor. Dolayısıyla oraya zaten çok açık bir şekilde bir önceki toplantıda çok bekleniyordu bu. O zaman piyasa neye bakar? Piyasa FED'den istediğini aldı mı almadı mı? Hem aldı hem almadı diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, bence almadı Cüneyt Bey. Hiç almadı diyorsun. Evet, bence almadı. Ve almadığını da anlayacak bence. Bence zaten şöyle olacak Cüneyt Bey, yılın ikinci yarısında çok güçlü bir volatilite bizi bekliyor olacak. Çünkü FED faiz indirmeyeceğini nasıl söyleyecek piyasalara, nasıl ikna edecek? O ikna sürecinde biz özellikle endeksler tarafında aynı ve varlıklar tarafında ciddi bir kırılma, bir volatilite göreceğiz diye düşünüyorum. Kırılma. Açıkçası. Herkes rally bekliyor ya. Evet. durdu bakın. Evet, orada sert satışlar gelecek diye düşünüyorum riskli varlıklara özellikle. Çünkü, sen S&P noktası ayrışıyorum diyorsun. Yani. Biraz evet, bir miktar. Belki biraz sonra konuşuruz. Orada bir miktar ayrışıyorum. Çünkü ben hani Fed'in hiç gözünün yaşına bakacağını düşünmüyorum bu noktada. Oldukça şahin yola devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü kararlı bir Fed var gerçekten karşımızda. Yani bugün hatta Warren Buffett'ın uyarıları da vardı. Amerika eski şaşalı o devasa günlerinden biraz uzaklaşacak mealinde bir yaklaşımı içeride de çokça konuşuldu. Evet. Biliyorsun bizim izleyicilerimiz ya da bizim yatırımcılarımız biraz ters okumak ister karşıt yatırımcı kimliğiyle. Evet. Böylesi haberler geldi mi bunlar ters haber veriyorlar. Aslında piyasayı yukarı taşıyacak. Öncül sinyal olarak okullar, ters indikatör gibi. Evet. Ben tabii geniş yelpazeden şöyle de bakıyorum. Enflasyon sorun değil dediklerinden beri devamlı kendini revize eden bir yapı var biliyorsun. Ama bazı benchmark isimler geride süreci çok izlediler ve öne çıktıkları anda da belirleyici oldu. Örneğin eski Hazine Bakanı Summers. Evet. Enflasyon var dedi ve Fed'i göreve davet etti. Şimdi aynı Summers. Hem enflasyon var ama bir yandan da ciddi bir resesyon geliyor. Evet. Bunun ayak seslerini duyuyorum. Çünkü kredi döngüsü öyle büyüyecek ki bankacılık evet. krizi, o bank run dediğimiz yani mevduat kaçışının da engellenemediği ortamda küçük orta ölçekli bankaların konsolidasyonu vesaire bunlar Fed'i zorlayacak. Fed'in çok daha dikkatli olması gereken bir dönemde dedi. Bunu ben önemsiyorum. Hı hı. Bir de borç tavanı problemi evet. var. Evet. Orada hala limit aşımı ve ona çözüm üretememe. Orada da Fitch'in uyarıları vardı biliyorsun. Fitch ve evet. S&P'nin. Şimdi böyle bir noktada herhalde bizim bakışımız şöyle olmalı. Fed Mayıs ayını atlattı. Mayıs'ta satıp gitmeyeceğiz ama evet. Haziran'dan sonra alıp yolumuza rally yönünde devam edecek miyiz? Netliği yok. Evet. Senden onu anladım. Evet. Peki Avrupa Merkez Bankası için de görüşlerini alalım. Sonra tamam. yavaş yavaş grafiklere geçelim. Bir de Asya'yı da tamam. sana sormak istiyorum. Tabii. Çin üzerine çok spekülasyon yapılıyor sevgili Filiz. Sen de biliyorsun. Çin ne durumda? Bir de bize tabii. onu anlat. Tabii anlatırım. Yani burada tabii dediğim gibi ikimiz de aynı zamanda
görüş tarafındayız. Evet. Ben bugün biraz moderasyon görevini aldım ama. Evet, gayet de güzel yapıyorsunuz Cüneyt Bey. Çok başarılısınız bence. Umarım öyledir. Beraber yorumlayarak devam edeceğiz ama senin görüşlerin önemli. ECB ve Asya ve Çin. Evet, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantısı vardı. Bildiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası gecikmeli olarak Fed'i takip ediyor. Her ne kadar biz takip etmiyoruz deseler de takip ediyorlar. Dolayısıyla ilk adım olarak faiz artırım hızını yavaşlattılar. Dolayısıyla 50 bas puan değil, beklenildiği gibi 25 bas puan yapıldı. Şimdi orada yine mesele şuydu. Yılın geri kalanında ne yapacak Avrupa Merkez Bankası? Hollanda'dan hemen ses geldi değil mi? Birkaç faiz daha. Evet, dolayısıyla piyasa şu konuda yani geçtiğimiz hafta ve bu haftada dahil olmak üzere 75 bas puan mı yapar, 50 bas puan mı yapar? Şimdi bu mesele 50 bas puan mı gelir, 25 bas puan mı gelir meselesi var. Dolayısıyla Lagarde çok açık bir şekilde Haziran'da bir 25 bas puanla yani bir faiz artışıyla daha geleceklerin önünü açtı. Bir de orada üçlü bir faiz yapısı var evet, değil mi? Evet aynen öyle. Üç onu da biraz var. Bize açar mısın? Evet. Politika faiz nedir, mevduat faiz nedir? Evet orada politika faizi olarak gecelik mevduat faiz oranı, yeniden finansman faiz oranı ve gösterge faiz oranı olarak üç ayrı faiz oranı kullanıyorlar Cüneyt Bey. Dolayısıyla tavan faiz noktasında özellikle swap tarafında da gecelik mevduat faiz oranı daha çok kullanılıyor. Bu noktada geçtiğimiz hafta bu %3'ten bu hafta %3.25'e çıkarıldı. Bütün gösterge faiz oranında 25'e. O 4'e gider deniyordu. Sence gider mi? Şöyle söyleyeyim yani şu an piyasada 3.75 yani benim bu noktada en yüksek beklentim. Şu an piyasada fiyatlanan tavan faiz oranı ECB tarafında 3.55. Yani piyasa şu noktada kararsız. Bir 25 gelir ama bir 25 daha gelir mi? Yani ben açıkçası bir 25 daha geleceği kanaatindeyim. Yani ben ECB'nin yılın geri kalanında bir 50 bas puanla geleceğini düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Orada enflasyon hala yüksek. Yani Amerika'da %5 ama Avrupa tarafında %6.9'luk bir enflasyon var. Çekirdek taraf çok sorunlu orada. Özellikle Cüneyt Bey. Hatta geçtiğimiz Amerika'dan daha sorunlu. Evet. Hatta. Geçtiğimiz ay orada son 2 ay üst üste orada bir yükseliş gördük biz çekirdek tarafta. Dolayısıyla en ciddi problem o. Nereden anlıyorum? ECB'nin özellikle bildiğimiz gibi ECB üyeleri arasında ciddi bir ayrışma da var. En güvercin üyelerden bile biz yılın geri kalanındaki faiz artışlarına ve uzunca bir süre faizleri yüksek tutma noktasında ve faiz indirimlerinin çok geç geleceği noktasında sözlü yönlendirmeler görüyoruz. İtalya'nın muhalefetine rağmen. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla gerek sözlü yönlendirmeler, gerek çekirdek enflasyonu yapısı ki sözlü yönlendirmelerinde de özellikle daha sıkı geleceğiz. Çünkü çekirdek enflasyon çok sorunlu vurgusunu görüyoruz. Haliyle orada ben şimdilik 50 bas puan daha yılın geri kalanında geleceğini ama önümüzdeki yılın ilk çeyreği, ikinci çeyreği gibi de faiz indirimine çok erken gideceklerini Fed gibi açıkçası çok düşünmüyorum. Bu noktada piyasa ilk çeyrekte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indireceğini düşünüyor. Yani 3.75'e ulaşacak. Evet. O da proaktif noktaya evrilecek. Şu an 3.70, evet benim baz senaryom böyle ama piyasada bu 3.50'ler civarı. Yani gecelik mevduat faiz oranı üzerinden konuşursak eğer. Dolayısıyla 3.50'ye çıkarır ama bir ikinci 75 bas puan gelmez şeklinde. Hatta bugün çok şahin üyeden açıklama geldi. Yani Temmuz'da 1.25 bas puana kapıyı kapatmamak gerektiğini çok açık bir şekilde söyledi. Evet. Orada Bundesbank'ın da açıklamaları Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın. Evet. Hollanda'da evet. Onun bir nevi sözcüsüdür zaten biliyorsun. Evet. Hollanda-Almanya iletişim noktasında. Evet. Joachim Nagel yine bir diğer Alman şahin üye Isabel Schnabel gibi bunlar. Zaten bunlar hep şahin üyelerdi ama onun dışında mesela baş ekonomist Philip Lane en güvercin üyelerden biriydi. Philip Lane'in son dönem sözlü yönlendirmelerine baktığımızda oldukça şahin olduğunu görüyoruz. Yani çok ilginç bir şey var. ECB üyelerinde bir homojenleşmeye doğru gidildi. Şimdi mesela FED tutanakları gelecek. FED tutanaklarında da kuvvetle muhtemel belki bu toplantıda çok görmüyor olsak da bir sonraki toplantı itibariyle özellikle bu resesyon riski nedeniyle faiz indirimi konusunda ayrışmayı bana kalırsa çok daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Biz bunları niye anlatıyoruz onu da söyleyelim. Globali anlamadan global piyasalardaki trendi, eğilimi, momentumu, motivasyonu, evet. Süreci anlamadan içeride de yatırım yapmak kolay değil. Evet. Artık küreselleşme böyle bir şey. Evet. Her şey birbirini etkiliyor ve tetikliyor. Bir siyah kuğu geliyor bütün dünyayı. Evet. 2008'den de daha hızlandı süreç. Evet. Yani her sene üzerine basa basa gidiyor. Yapay zekanın da olduğu artık işlemlerde algoritmik trading'in hızlandığı bir ortamda. Evet. Bu haber akışlarını anlamlandırmak her zamankinden önemli diye konuşuyorum. Bir de Çin'e dair birkaç cümle de söylersen. Tabii orada bir de Japonya'nın Warren Buffett Japonya sevdası var. Evet. Niye Japonya? Yani Japonya tekrar mı geri dönüyor? Ne tamam, dersin? Bir ona de ona da, cevap tabii, ver. Tabii ona da cevap vereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çin bildiğimiz gibi Ocak itibariyle sıfır Covid politikasını geride bıraktı.
Dolayısıyla Çin'in 2023 temel büyüme hedefine baktığımızda %4,5-5 arasında bir büyüme hedefleniyor. Fakat Çin'e ilişkin gerek birinci çeyrek büyüme rakamı, gerek özellikle ekonomik büyüme öncü göstergeleri Çin'deki toparlanmanın çok düzgün gitmediğini, çok istenildiği gibi gitmediğini gösteriyor Cüneyt Bey. Özellikle bu anlamda evet, yani iç tüketim, talep iyi gidiyor. Fakat özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde özellikle sanayi üretimi gibi imalat sanayinde özellikle güçlü üretimi bir türlü Çin göremiyor. Bunu nereden anlıyoruz? PMI verilerinden anlıyoruz. Şimdi bugün mesela ihracat rakamları geldi Çin'in. Beklenti üstü geldi. Yine dış ticaret fazlası. Evet, beklenti üstü ama geldi. Ama piyasa pek fiyatlamadı. Çünkü neden? Şundan dolayı iki temel sebep var. Bir, yani niceliksel olarak baktığınızda dataya. Normalde petrolün daha çok tepki vermesi gerekiyor. Evet, niceliksel olarak baktığınızda aslında büyüme var gibi ama arka planda daha kalitatif olarak baktığınızda verilere aslında hala o Çin'deki istediğimiz noktada değiliz. Şöyle söyleyeyim, mesela Rusya'ya %153'lük bir ihracat artışı var. Yani ağırlıklı olarak bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası. İthalatı da arttı. Evet, ithalatındaki artış ama beklenenin altında biraz Cüneyt Bey. Dolayısıyla o dış ticaret fazlasındaki güçlü artış da oradan geliyor. Amerika ile dengeleri gözetiyor diyorsun. Evet, yani şunu söyleyeyim, piyasa şunu bekliyor. Gösterge faiz oranı da orada 3.65 düzeyinde. Piyasa diyor ki Çin Merkez Bankası'na özellikle bu küçük orta ölçekli işletmeleri desteklemek için faizi indirmeniz gerekiyor. Ama bu noktada evet, gevşek üstü kapalı, gevşek para politikası uyguluyor olsalar da kısmi anlamda, ama uzunca bir süredir de bu faiz indirmeme noktasında da yine Çin Merkez Bankası'nın yola devam ettiğini görüyoruz. Orada piyasa daha fazla likitte bekliyor Çin Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla bir sonraki ayda bu süreç nasıl işleyecek, bunu göreceğiz. Bunu niye soruyorum biliyor musun? Biz gölge bankacılığı, bankacılık krizini ilk Çin'de konuşmaya başladık biliyorsun. Evet. Özellikle gayrimenkul sektörü evet, üzerinden. Evet. Orada bir koca koca binalar yapıldı, kentler kuruldu, şehirler kuruldu, boş şehirlerdi. Evet. Bunların finansmanında ciddi paralar harcandı. Çin neçede dünyanın en büyük ihracat motoruydu. Dünya büyümesinde de ben hani petrodoları konuştuğumuz dönemde dolar rezervinin bu kadar arttığında Çin'in de çok etkili olduğunu gördük, biliyorsun, evet, konuştuk. Evet, evet. Çin onun için ABD ile önemli partnerdi. Şimdi karşıtlığı konuşuluyor olsa da ben Çin'in önümüzdeki dönem Çin'de yaşanacakların Asya kökenli bir krize de, hani dolar yen paritesinde bir 150'leri falan gördük biliyorsun. Evet, evet. Onu da önemsiyoruz. Evet. Yine de etkisini de soracağım Japonya ile beraber. Evet. Ondan sonra da grafikler üzerinden zaten seninle görüşlerimizi belirtmeye devam edeceğiz. Yani Japonya'yı Çin'deki sorum şu. Çin'deki bankacılık krizi ne durumda? Çünkü devamlı bir parasal genişleme tarafında olan bir Çin Merkez Bankası evet, var. Evet, evet. Fed'i, ECB'yi buraya koyduk. Sıkılaşmasını konuştuk. Evet. Niye Çin ve Japonya konuşuyoruz? Çünkü genişlemeci tarafta olan iki tane merkez bankası. Evet. Çin'de bankacılık krizi ne durumda? Çin genişlemeci tarafta kalacak mı? Çünkü eskiden %10 ve üzeri büyümeye alışmış bir ülkenin şimdi %4, evet, %5 civarında bir büyümeyi tutturması önemli hale geldi. Evet, evet. Bu bir. İkincisi de Japonya'da dair birkaç cümleyle tabii, Japonya tabii, Merkez Bankası ne yapmayı planlıyor? Orada biliyorsun faiz üzerinden bir değişim yaptılar algıyı yönetmek için. Özellikle dolar yen paritesi hareketinden sonra bir yönlendirmeydi aslında, bir evet, müdahaleydi. Evet. Japonya'da özetlersen oradan da grafiklere geçelim. Ya şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, yani Çin'deki bankacılık altyapısını ya da bankacılıkla ilgili sorunları Avrupa ve başta Amerika ile kıyasladığımızda orada Çin'deki problemler bir Amerika'daki ya da bir Avrupa'daki kadar büyük değil. Bir de şu tespitte de bulunmak lazım. Yani Almanya, Amerika'daki bankacılık krizi aslında daha çok bankalar üzerinde kriz. Dolayısıyla çok 2008 kriziyle de eş tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Elbette tek bir bankada veya birkaç bankada sorun da olsa bu bir şekilde hiçbir şey olmasa bile haber akışlarıyla bile özellikle bu küçük ve orta ölçekli bankalardan mevduatların büyük bankalara doğru kaymasına da sebep oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir veri var. Amerika'da son hafta, yani geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta verilerine baktığınızda sadece küçük bankalardan mevduat çıkışı yok artık. Büyük bankalardan da mevduat çıkışı var. Demek ki boşuna iki sene boyunca limitsiz bir güvence istemediler. 250 bin dolar değil. Evet, evet. No limit. Evet. Orada da şu var ama Cüneyt Bey, şunun da hakkını teslim edelim. Her şeye rağmen, yani şimdi geçtiğimiz hafta verileri çok önemli. Çünkü First Republic Bank bildiğimiz gibi devredildi. Çünkü geçtiğimiz hafta ve özellikle Pacific gibi, Western Alliance gibi orada çok ciddi bir çalkantı oldu. Her ne kadar piyasa fiyatlamalarına yansımıyor olsa da geçtiğimiz hafta bir miktar kötüleşecek. Ama buna rağmen gelen anketler, gelen para ve banka istatistikleri Amerika'da yine de bu bankacılık krizine rağmen
Özellikle krediler tarafında, küçük ve orta ölçekli bankalarda buna dair çok ciddi bir erime olmadığını gösteriyor. Ama küçük bankalardan büyük bankalara doğru bu bank run dediğimiz olay kuvvetle muhtemel geçen hafta çok daha farklı boyuta geçmiştir. Orada da şu var, şimdi Amerika'da pozisyon alma derdinde olacak yatırımcılar. Özellikle para piyasası fonlarına doğru bir kayış olduğu şeklinde. Haliyle artık işte Fed faiz artırımlarında sona geldi. Piyasada zaten Fed'in yılın ikinci yarısında 75 bas puan düşüreceğini fiyatladığı için tabiri caizse hiçbir şey olmasa bile endeksler tarafında artık bir ayıp bir boğa piyasasına geçiş beklenildiği için o tarafa doğru bir kayma olabileceği, vergilerle ilgili bir takım yükümlülüklerden dolayı da bir çıkış olabileceği yönünde de spekülasyonlar var. Peki yani Çin'e geldiğimizde ABD için gerginlik onun noktasına Warren Buffett'ın birbirinizde rakip olmayın. Rakip olun ama bunu naif yapın. İkiniz de büyümeye adaysınız. Zaten birisi dünyanın en büyüğü. Evet. Diğeri de dünyanın en büyüğü olmaya aday. Evet. Geldiği büyüklükle. Yani Çin, ben şunu sormak istiyorum. Bunun cevabı çok önemli. Çin global bir krize sebep olabilecek yeni bir siyah kuğu üretir mi? Bankacılık tarafında şimdilik yani bilebildiğim kadarıyla üretmez diye düşünüyorum. Ama elindeki rezervleri sonuna kadar kullanır. Evet, ama gayrimenkul tarafı orası biliyorsunuz sorunlu son 2-3 yıldır. Zaten sabit, zaten alt yani Çin'in büyüme motoruna baktığınızda altyapı yatırımları. Dolayısıyla sabit varlık verilerine baktığınızda orada istenildiği gibi bir süreç yok. Biraz önceki sorduğunuz soruya cevap vereyim. Çin ağırlıklı olarak genişlemeci politikayı para politikası aracılığıyla değil maliye politikası aracılığıyla yapıyor. Ve özellikle de gayrimenkul sektörünü direkt likit anlamda destekleme anlamında bunu yapıyor. Ama buna rağmen beklemiyorum diyorsun yani. Evet, beklemiyorum. Piyasa yeterli görmüyor. O zaman Japonya'da birkaç cümle söyle. Tabii şöyle söyleyeyim. Yönetmenimden çünkü ilk tarihi sinyalimi aldım. Tamam. 20 dakika dedi. Grafiklere geçelim, zamanı tamam, böyle efektif kullanalım. Tamam, bildiğimiz gibi Japonya'nın yeni Merkez Bankası Başkanı ilk toplantısını yaptı. Ve piyasa bir önceki başkan döneminde de Japonya Merkez Bankası'nı çok eleştirip çok zorluyordu. Neden? Çünkü ultra gevşek para politikası uyguluyorlar. Getiri eğrisi politikası uyguluyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki artık sizin sıkı para politikasına geçmeniz lazım. Dolayısıyla piyasada hep bu zorlama vardı. Yeni başkanın bir miktar daha önceki sözlü yönlendirmeleri gereği bir miktar daha hızlı sıkı para politikasına geçeceği, bu ultra gevşek para politikasına bırakacağı yönünde bir beklenti vardı. Fakat şunu söyledi yeni başkan, son toplantı tutanaklarında da bu var. Bir buçuk yıl süre içerisinde para politikasını gözden geçireceğiz dedi. Ve bu bir buçuk yıllık süre en azından 2023 yılında ultra gevşek para politikasına devam edecekler. Yani en az bir buçuk sene daha Japonya aynı Japonya kalacak. Evet, evet. En azından yani 2023'te böyle devam edecek. Zaten bu haber akışından sonra yenin dolar karşısında yeniden değer kaybetmeye devam ediyor. Ama gene 150'leri beklemiyorsun değil mi? Hayır, beklemiyorum. Şimdilik beklemiyorum. Çünkü neden? Hani geçtiğimiz sene o 115'leri gören bir dolar endeksi de gündemde olmayacak. Öyle bir dolar endeksi beklemiyorum. Evet, evet. Şimdi o zaman grafiklerle sorgulamaya başlayalım. Tamam. Sevgili yönetmenim, 2 yıllık getirecek. Niye 2 yıllık olduğunu da ben haftalardır 2 yıllık üzerinden gidiyorum. Onu da sana soracağım, önemsiyor musun tamam diye. Tamam. Hatta ben kalkıyorum burada. Tabii, tabii lütfen. Bir yandan. Şimdi şu noktayı önemsiyorum sevgili Filiz. Çünkü 2008 krizi öncesi seviyeler bunlar. Evet. 2 yıllıkta. Ondan sonra işte Fed'in parasal genişlemesi, faizlerin evet aşağı gelmesi, düşük faiz, bol likitte imkanlarının kullanılması, sonra arada bir yükseliş, ben Bernanke dönemi sıkılaşmasından sonra. Evet. Sonra 2020'de tekrar pandemi sebebiyle 9 trilyon dolara çıkan Fed'in bilançosu ve Fed'in ek genişleme tedbirleri. Sonrasında yalnız hızlıca savaşın devreye girmesi, Fed'in ciddi bir şekilde en hızlı, belki tarihinde en hızlı şekilde faiz arttırım sürecine girmesi. Bu arada Paul Volcker dönemiyle irtibatlandırılıyordu ya, fakat o zaman faizler 16-18'lerdeydi. Daha biz 6'ya gelmeden bu noktaya geldik, o da enteresan. Evet. Ve hızlıca biz 2 yıllıkların 4'lerin üzerine taştığını gördük. Ben hep 10 yıllıklar üzerinden bakarım, piyasa da öyle bakar, benchmark'tır. Ama 2 yıllık üzerinden bakmamın 2 tane sebebi var. Bir, resesyon ile ilişkisini 10 yıllıklar üzerindeki o verim eğrisi problemiyle anlatıyoruz. Tamam, resesyon gelebilir diyor piyasa. Ama bir yandan da burada bir tahvil trade'inin oluşmaması, yani bu noktada tahvil traderların ya da tahvile yatırım yapacaklarının bu seviyeleri hala uygun görmemesi bu Fed'e rağmen evet benim ilgimi çekiyor. Evet. Normal şartlarda Fed duracaksa bu tahvilin de aşağı yönlü evrilmesi gerekir. En azından bir 3'lere doğru. Yani aylık ortalamalarla bir 5 aylığın altında kaldıkça
13 aylık ortalamalara doğru gelmesi gerekir. Bir dengeyi şurada her zaman daha önce gördüğü ara seviyede dengeyi bulması gerekir normal şartlarda önümüzdeki birkaç ay sürede. O hisse senetlerine çünkü destek yapacak. Şimdilik göremiyoruz. Niye? Önemsiyor musun? Evet, önemsiyorum. Niye? Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Fed'in politika faizine en duyarlı faiz oranıdır Amerika'nın yıllıkları. Dolayısıyla hani bu noktada sizin de söylediğiniz gibi bir miktar anomali var. Yani ben bu anomaliyi iki sebebe bağlıyorum. En temel sebebi şu, piyasa ile Fed arasındaki uyuşmazlık olduğunu düşünüyorum. Piyasa farklı bir şey fiyatlıyor, Fed bize farklı bir şey söylüyor. Fed bunu çok açık bir şekilde söylemesine rağmen piyasa Fed'in bir U dönüşü yapacağını düşünüyor. Dolayısıyla Fed'in politika faizinin hala altında seyreden bir ne görüyoruz biz? Amerikan 2 yıllıkları olduğunu görüyoruz. Çünkü piyasa diyor ki Fed zaten 75 bas puan indirip bu noktalara gelecek diyor. Birinci temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ben. İkinci temel sebebi şu, resesyon fiyatlamaları. Hatta mesela şeye gidelim, Şubat 2023 gibi 5'in üzerine çıkmıştı 2 yıllıklar. Neden? İlk kez son bir yılda piyasa ile Fed arasında bir uyuşma görmüştük. Piyasa Fed konusunda ikna olmuştu. Neden ikna oldu? Enflasyon yukarı yönlü ivme yaptı. Hem TÜFE rakamlarında hem de üfe rakamlarında gördük. Piyasa dedi ki tamam. O zaman tepeyi arıyorduk çünkü. Evet, aynen öyle. Peki bunu bozan ne oldu? Bunu bozan bankacılık krizi oldu. Bankacılık krizi piyasa için çok ciddi iyi bir mazeret oldu. Ve bankacılık krizinden sonra dediler ki tamam yani hiç... Yani tahvil alım gelmemesinin sebeplerinden biri bankacılık krizi olabilir mi? Kesinlikle öyle. Bankacılık krizi olmasaydı da Cüneyt Bey artık yavaş yavaş piyasa öncü göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte resesyonu, o hafif ılımlı dediğimiz o Fed'in de beklediği resesyonu da fiyatlıyor. Yani hem o olağan sürecinde gelecek olan resesyon ama daha ön planda bankacılık krizi kaynaklı resesyon ve bir de Fed'in öyle veya böyle piyasanın dediğine geleceğini fiyatlıyor piyasa. Dolayısıyla hem resesyon hem piyasa diyor ki ben haklı çıkacağım fiyatlaması nedeniyle bence 2 yıllıklarda bu politika faizinin altındaki süreci gördüğümüzü düşünüyorum ben. Çok net olarak aynı noktadayız. Ben 2 yıllıklarda aşağı yönlü seyirin oluştuğunu görmeden ve ABD 10 yıllıklarla 2 yıllık arasında bir denge oluştuğunu görmeden rahatlama taraftarı değilim. Evet. İşlem yapanlara da burada uyarıcı olalım. Hemen hızlıca bir Almanya 10 yıllıklara bir bakalım. Evet, tabii. Sonrasında çünkü hızlıca bir dolar endeksi parite konuşup diğer grafiklerle bu bölümü tamamlayacağız. Tamam. Şimdi Almanya 10 yıllıklarda da negatif bölgeden hızlıca Avrupa Merkez Bankası'nın geç de olsa şahinleşmesiyle birlikte yüksek enflasyona karşı duyarlı bir ECB etkisi hızla 2-3 bandına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu çok uzun süreden beri gözükmeyen seviyeler. Evet. Daha henüz aynı o 2 yıllıklar parametresinde olduğu gibi ya da 10 yıllıklar parametresinde olduğu gibi 2008 öncesi bir seviyeye uzaklık var. Ama Almanya'nın burada kalması, İtalya'nın dörtlerin üzerinde kalması Avrupa tahvil piyasası üzerinden de bir risk getiriyor diye düşünüyorum. Evet. Buna rağmen bu arada DAX gitti, onu da soracağım. Tamam. Yani şöyle bir tahvil hareketine ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına rağmen DAX'ın gitmesinin sırrını bu akşam sevgili Filiz'den öğreneceğiz. Estağfurullah. Diyelim. Bu ne anlama geliyor? Bu ne zaman normalleşir? Biraz daha yukarı gider mi? Burada kritik soru da şu. Şu bölge yani 3'leri aşıp daha yukarıda bir Almanya 10 yıllık görür müyüz? Çünkü o zaman DAX bu harekete dayanamayabilir. Şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Şimdi burada da bankacılık krizi 10 Mart gibi çıktı. Ama Alman 10 yıllıklarında aşağı yönlü ivmeyi biz Şubat sonuna doğru görmeye başladık. Neden? Çünkü özellikle bu başta Almanya olmak üzere Almanya'nın hem PMI verileri hem öncü göstergeleri özellikle Euro bölgesinden çok daha kötü bir şekilde negatif ayrışmaya başlıyor. Bunun üzerine bir de Amerika'daki bankacılık kriziyle birlikte işte Credit Suisse meselesi Avrupa'ya da sıçrayınca resesyon kaynaklı aslında güvenli liman talebi görmesi tahvillerin faizlerin aşağı gelmesine sebep oldu. Ama buna rağmen yine de piyasa şunu da fiyatlıyor. ECB'nin öyle veya böyle Fed'den ayrışarak en azından bir veya iki toplantı daha faiz artırmaya yani devam Fed edeceğini. Fed duracak, ECB devam edecek. Evet, ECB devam edecek. Dolayısıyla... Ama bu piyasaları bozar mı? Ben bozmaz diye düşünüyorum. ECB'nin devam ediyor olması anlamında mı? Evet. Bence de çok bozacağını ben de düşünmüyorum Cüneyt Bey. Neden? Çünkü bence resesyon fiyatlaması orada hala baskın olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Neye rağmen? Güçlü ECB'ye rağmen. Çünkü ciddi bir güvenli liman talebi gördüğünü görüyoruz. Ama pariteye yarar. Pariteye yarar, evet. Yarar ama işte orada da o yükselişi, çünkü bir türlü bir onu kıramayan, orada konsolide olmaya çalışan, sürekli 1.09'a atan da bir parite var. Dolayısıyla yani aslında şöyle söyleyeyim, evet bankacılık krizi kaynaklı bir durum var ama bence euro dolar paritesinde bence bir miktar daha
yükseliş hakkıydı diye düşünüyorum. Onun cevabını grafiklerde arayalım. Tamam. Sevgili yönetmenimden hem dolar endeksini hem pariteyi aynı anda getirebilirsek hem zamanı efektif kullanmak açısından. Şimdi dolar endeksi bu. Hareket Mart 2008-70, daha sonra pandemi dibi 90'lar. Evet. Ondan sonra bak şöyle bir kanal var sevgili Filiz. Evet. Çok net çalışan bir kanal ve 115'lere nokta atışı dokunduktan sonra şöyle bir bant aralığına girdi. Yani 100-106 bandı aralığına girdi. Evet. 103'ler arada önemli bir bölge. Çünkü iki tane de önemli ortalamayı barındırıyor. Yani 5 aylık, 13 aylık ortalamalar. 103'ün üzerine geçmedikçe ve 106'yı aşmadıkça dolar endeksi tarafında bir problem oluşmaz. Dominant bir dolar oluşmaz diye bakıyoruz. Ve şimdi benim sana öncelikli sorum şu. Dolar endeksinde ne bekliyorsun? Hı-hı. Çünkü genel beklenti yüzlerin altında bir 95'lere, 96'lara doğru bir dolar endeksi beklentisi var. Hı-hı. Ben çok fazla trendin bittiği yönünde ki kampa katılmıyorum. O kampta değilim. Dolar endeksi hala yukarı yönlü bir potansiyel olduğunu düşünen taraftayım ama tekrar böyle 110'ların üzerinde bir dolar endeksi değil de arada tepkiler verecek. 103-106'ları test edecek. Hatta belki günün koşullarına göre güvenli liman sebebiyle geçecek bir dolar endeksi ihtimali yıl boyunca bizi bekliyor olacak bana göre. Hı hı. Ama yüzün altına gelse bile şöylesi bir çünkü ilk defa kırmış olacak ya, pandemiden sonra şu pandemi ihlalidir. O yüzün altına gelmesi şöyle bölgede konsolide olması güç toplama anlamına da gelebilir dolar endeksinin. Evet. Özetle dolar endeksinde ne bekliyorsun? Oradan da pariteye geçeceğiz tabii. Zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, son dönemde dolar endeksinde teknik bir sıkışma var. Evet. Hem de oldukça teknik bir sıkışma. Dolayısıyla zayıf görünümle devam ediyor bana kalırsa. Neye rağmen yine piyasa ile Fed arasındaki daha agresif Fed'e rağmen ben bir miktar daha zayıf kaldığını düşünüyorum dolar endeksinin. Hmm. Ki neye rağmen? Yani değil mi ortada 5-25 FED var. Niye dolar endeksi aşağı? Bir de buna rağmen Cüneyt Bey bankacılık krizi çıktığında faizlerdeki çok güçlü düşmeye rağmen dolar endeksindeki tutunmayı da gördük buna rağmen. Şimdi yarın çok kritik olacak bence Cüneyt Bey. Aşağıda 100.6 benim teknik seviyem. Yukarıda 102.4. Orayı nasıl, yani hangi yöne kırarsa yakın vadede ki enflasyon verileri 34 sürpriz aylık ortalamamız aynı zamanda senin dediğin seviye. Evet. Ve şu trend çizgimiz. Evet. Dolayısıyla önemli bir seviye. Evet, yarın enflasyon rakamları sürpriz yaparsa yukarı ya da aşağı yönde bu kırılımı görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Haziran'da olur da FED gerekiyor ben bir 25 bas band daha yapıyorum derse o güçlenmeyi yukarı yönde görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü piyasa için ciddi anlamda bir sürpriz olacak. İki, biraz önce söylediğim FED faiz indirmeyecek. Benim bas senaryomda piyasa 75 bas band indireceğini fiyatlıyor. Haliyle eğer böyle olursa daha agresif bir FED olacağı için yine bu dolar endeksini piyasanın beklediğinden daha ekstra bir agresiflik olmayacak ama en azından şahin kalmaya devam eden bir FED olacak. Ama bunu agresiflik olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Gelelim senin dediğin o FED ECB arasına sıkışmış. Dolar endeksinin gerilemesinden faydalanmış ama senin dediğin o 110 hep de ben grafiklerde gösteriyorum onu. Evet. Önemli bir seviye. 110-112 o 50 aylıkları da barındırıyor. Artı şu trendi de barındırıyor. Oraya dokunduk ama kırmadık. An itibariyle ben hazırladığımda 1.09'lardaydı. Parite. Şimdi burada paritenin ben açıkçası bir yıl içerisinde Avrupa Merkez Bankası'na da bağlı olarak eğer FED ekstra şahin olmadıkça hani ne kadar dolar endeksi %58'inden oluşuyor %57-58 arada ataklar yapsa da ben paritenin bir 200 aylık ortalamaları yani 1.16'lara dokunacağını düşünen taraftayım. Evet. Yeter ki şu bölge kırılmasın yani 1.06-1.08'ler aşağıda kırılmadıkça o 22 senenin en düşüğü 0.95'lere doğru bir hareket tekrar oluşmayacağını düşünüyorum. Evet. Sen parite noktasında neredesin? Çünkü paritenin şöyle de bir özelliği var. Bizim için de önemli. İhracat noktasına şirketlerimizi de ilgilendiriyor. Euro geliri olan şirketlerimizi ilgilendiriyor. Dünya ölçeğinde krizin boyutunu hani o dominant dolarla biz sterlin üzerinde, yen üzerinde, euro üzerinde etkisini gördük. Hatta İsviçre frangı dahil bütün para birimlerine doların baskı yaptığı dönemde biz farklı şeyler konuştuk. Bir daha onları konuşmamak adına euronun güçlü kalması da önemli. Evet. Avrupa'nın geleceği açısından da önemli. Ez cümle sen paritede bir kez daha 1.08-1.06'nın altını bekliyor musun? 1.10'un üzerinde hakikaten 1.12'de geçirip 1.16'lara bir uzanacak bir
parite bekliyor musun? Tepki olarak kalır, teknik olarak belki ama en azından bu beklenti piyasalar için önemli. Şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, yani bence 3 temel mesele var. Gerek dolar endeksi, gerek euro dolar paritesi için. Euro dolar paritesi için konuşacaksak bir, ECB ne kadar faiz artıracak ve ne kadar uzun süre kalacak? İki, bu sürede Fed ne yapacak? Yani Fed Haziran'da 1.25 bas puanla gelecek mi? Çok düşük bir olasılık. Ve yılın ikinci yarısında faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Benim senaryoma göre indirmeyecek. Dolayısıyla bu önemli olacak. Bence bir diğer, sizin söylediğiniz siyah kuğu, bankacılık krizi ne yönde gidecek? Çünkü bankacılık krizine dair endişeler geldikçe dolar güvenli liman talebiyle güçlü bir talep görüp dolar endeksindeki yükselmenin pariteyi 1.16'na çektiğini hep gördük. 1.09'lara attığını gördük. Yani eğer bu bankacılık krizi olmasaydı bence biz şu an 1.12'lerin bile üzerinde olma ihtimalimiz oldukça güçlüydü. Ben beklentimi söyleyeyim. Ben yılın ikinci yarısında euro dolar paritesinde 1.12'ler üstünde yani tam olarak hedef vermeyeyim ama 1.12'nin üstüne atacak 1.14'lere doğru giden sizin gibi aynı görüşü bu noktada savunuyorum. Bunu şuradan da anlıyoruz. Yani pozisyonlanmalara baktığımızda uzun vadeli dolar pozisyonlanmalarının azaldığını, uzun vadeli euro pozisyonlanmalarının da arttığını görüyoruz. Evet, FX tarafında. Dolayısıyla ben de sizinle bu noktada aynı görüşteyim. Tabii dediğim gibi şerhleri koyarak gitmekte elbette fayda var. Her an bir siyah kuğu ya da bir farklı dinamik. Dolayısıyla şu olabilir. Benim bas senaryomda piyasaya göre ben daha şahin Fed beklediğim için daha uzun. Hatta şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, bana kalırsa artık bu saatten sonra Fed'in 1.25 bas puan artırması onu daha şahin yapmayacak. Fed'in ne kadar faiz azaltmayacağı daha şahin yapacak. Çünkü doğru, orayı fiyatlamadı piyasalar. Doğru. O zaman son artık ilk bölümü bitirmeye yaklaştık. Hızlıca altını ve petrolü sonraya bırakalım. S&P ve DAX'ı konuşalım. Çünkü neden? Bizim borsamız için de bu iki borsanın S&P amiral takdir edersin. Evet. DAX endeksi de bizim için önemli. Buraya nasıl yansır? Çünkü piyasa şunu bekliyor. Haziran'dan sonra bir borsa hareketi bekliyor. S&P 500'de Nasdaq etkisiyle daha çok teknoloji hisseleri. Çünkü financial tarafta yani financial endekste bankacılık krizi sebebiyle aşağı yönlü bir ons altın diye sevgili yönetmenim. S&P 500 ve DAX'tan gidelim. Orada o bankacılık krizinin etkisini atlatabilecek mi S&P 500 endeksi? Warren Buffett bile tutmuyor Buffett haricinde, Bank of America haricinde. Evet, banka, hiç onu sattı hatta. Endeksi ile ilgili ya da banka hisseleriyle ilgili bir beklentisi yok. Dolayısıyla ben şunu merak ediyorum sevgili Filiz. Bunun cevabını arayalım bu bölümde. İkinci bölümü öyle geçelim. S&P 500 ne olur? DAX bu kadar yükselmişken orayı koruyabilir mi, aşağı gelir mi? Önce S&P 500'den başlarsak kendi görüşüm şu. Ben teknik olarak baktığım zaman çok enteresan. 200 günlük ortalama üzerinde 21-50 günlük ortalama ve 100 günlükte 200 günlük kırdı. Diyor ki grafik, ben yukarı gitmek istiyorum, bahane arıyorum. Evet. Hakikaten yukarı gidecek mi? Sen çünkü biraz ilk bölümde farklı konuştun. Yukarı gitmiyorsa niye gitmez? Yukarı gidiyorsa neden beslenir? Benim için 4000'in altında bir daha inmedikçe, 3800 kırılmadıkça S&P'de yön bir müddet yukarı, bu da herkes için iyi. Hatta Borsa İstanbul için seçim sonrası için de iyi bir senaryo olacaktır. Ne diyorsun S&P ile ilgili? Şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, yani 4000'in altına inmemekte inatçı olan ama 4200'ü de bir türlü kıramayan, orada tutunamayan da bir S&P var. Dolayısıyla 200 günlük üstsel hareketli ortalama hani benim baktığım, benim kendi penceremden baktığımda 4050'ye tekabül ediyor. Haliyle yani ilk kısa vadede buranın üzerinde kaldığı sürece güçlü yükseliş ivmesini sürdürecek bir S&P var. Ortalamalarda hazır birbirine de kırdı. Evet. Peki ne sebep olabilir S&P'nin yukarı gitmesine sence? Şöyle söyleyeyim. Şimdi son dönemde birinci çeyrek bilançoları çok iyi geldi Cüneyt Bey. Şöyle söyleyeyim. FactSet verilerine göre %85'e yakın banka S&P'nin beklenti üstü geldi. Şimdi resesyon etkisi çok güçlü bekleniyordu ilk çeyrek bilançolarında. Özellikle teknoloji hisselerinde yapay zeka kaynaklı, bulut bilişim kaynaklı güçlü bir artış gördük. Dolayısıyla bilanço tarafını neye rağmen, bankacılık krizine rağmen fiyatlamak isteyen bir Amerikan piyasaları var. Yani beklentisi var, gerçekleşmeye bakacak diyor. Şu olacak bence Cüneyt Bey. Bir, bence artık bir 25 bas puan gelip gelmemesi elbette bir miktar satış getirecektir. Diyelim ki Haziran'da bir 25 bas puan Fed sürpriz yaptı geldi. Elbette orada bir biz bir baskılanma göreceğiz. Fakat bence iki şey belirleyici olacak yılın ikinci yarısı. Bir, Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Diyelim ki benim senaryom geçerli olmadı. Fed faiz indirdi. Bence boğa piyasasına geçer. İki, hiç resesyon durumda. Ne koşa olacak? Koşa koşa gider. Evet, resesyon ne olacak Cüneyt Bey? Şimdi hala bunu onu konuşuyoruz. Onu sonra bakar. Enflasyon ne olacak? Evet, enflasyon ne olacak? Ama enflasyon da şöyle. Şimdi enflasyonu Fed faizle yönetiyor ya. Dolayısıyla faizde durdu. Faiz indiriminde ne yapacak? Artıracak mı, azaltacak mı, duracak mı? Dolayısıyla resesyon ne kadar derinlikte ortaya çıkacak? Mesela şöyle söyleyeyim.
karar geldi, karar metni geldi. Powell konuştu. Endekslerde bir bozulma olmadı ama Powell'ın bir sözü dedi ki hafif resesyon olabilir. Ki bunu söylediler zaten. Şu an neden? Şimdi şöyle toparlamamız da gerekiyor. Şunu mu anlayalım? Yukarı yönlü net bir hareket görmek için Fed'in hareketini bekliyorsun ama benim anladığım sen daha çok yatay bir S&P 500 endeksi bekliyorsun. Doğru mudur? Evet, şimdilik. Son cümle evet, olarak. Şimdilik beklentim bu. Dolayısıyla Fed bende uzun bir süre kalacak. Oradan bir baskı gelecek. Eğer daha hafif resesyon olursa, o resesyon tarafı daha ılımlı geçerse endekslerdeki bu yükselişin çok daha güçlü olacağı anlamına gelir. Neden? Endeksler çünkü resesyonu yeterince fiyatlamadı Cüneyt Bey. Tamam. Hem görmek istemediler hem de bilemedikleri bunu için. Bunu ikinci kısımda konuşacağız tamam. Sevgili. Tamam. Biz ikinci kısımda tekrar beraber olacağız. Şimdi bir reklam arası tamam. Diyoruz. Evet sevgili seyirciler ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde olabildiğince global piyasaları, Fed'i, ECB'yi, Asya'ya uzandık. Her şeyi anlatmaya gayret ettik. Niye yaptık? Global piyasaları anlamadan iç piyasalarda yatırım yapmak kolay değil. Her ne kadar kendi iç dinamiklerimizle hareket ediyor olsak da global taraftaki gelişmelerden de bağımsız bir piyasamız yok. Seçimden sonra daha da konsantre olmaya, korele olmaya başlayacağız. Onun için global tarafı bir özetledik ama ilk bölümden kalan bir DAX endeksimiz var. Benim de bir sorum olacak sevgili Filiz'e onunla ilgili. Grafiğimiz geldi. Ben hemen ayağa kalkacağım ve sana önemli bir soru soracağım. Tabii. Şimdi burada sevgili Filiz, biz Belgin hep şunu sorguluyoruz yayınlarda. Neden DAX yukarı gidebildi ECB'ye rağmen? İşte Almanya 10 yıllıkları ilk bölümde konuştuk. Nereden nereye geldi? Avrupa bankacılık sisteminde de problemler var. Deutsche Bank, Credit Suisse zaten mecburen satıldı, edildi vesaire. Winter is coming dendi. Tamam onu şimdilik atlattı gibiler ama neticede Avrupa'da sorun çok. İtalya gibi bir problemleri var. Patlamaya hazır bombaları çok olan bir bölge Avrupa. Ama DAX kalktı o pandemi sonrası dibinden yukarı yönlü 200 günlük ortalamasını ortalamalarıyla birlikte kırdı. Finansal okuryazarlık olarak da bunu hatırlatıyoruz zaman zaman. 21-50 günlük ortalama 200 gün üzerinde trend değişimidir. O trend değişimini gösterdi ve en fazla 200 günlüğe kadar düzeltme yaparak ortalamalar birbirine asla kırmayarak 16 binlere kadar geldi. Yani 16.300 tüm zamanların rekor seviyesi şu bölgede kırdığı rekor. Şimdi oraya artık ramak kaldı. DAX neyi satın aldı? Neden S&P daha 200 günlük üzerinde kendine yön ararken DAX bu kadar hızlı 200 günlüğünü geçebildi, bu kadar probleme, bu kadar faiz değişimine rağmen bunun sebebini biz hep arıyoruz. Ben şöyle diyorum, piyasa biliyorsun her zaman bizim beklentimiz noktasında hareket etmez, mekaniği farklıdır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır ama hangi beklentiyi aldığını zaman gösterecek ama şu çok net, çok daha yukarıdan bir DAX endeksiyle sorunlarla yüzleşmek istiyor bence piyasa bu bir. İki, aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi yatırımcı biraz daha temettü ve hisse getirilerine odaklı Avrupa'da. Onun evet. için gelişmiş ülke ya da sermaye piyasasının gelişimi noktasında endeksin seyri önemli hale geliyor bireyler için. Evet. Artı sigorta fonları ciddi bir şekilde yatırım yapıyor. Evet. Oradaki kalıcılık, düşüş yönde değil yukarı yönde bir trend. Her zaman çok daha efektif oluyor. Herkes için önemli oluyor. Herkesin içine geliyor ama tamam bunlar sebepler olabilir bence ama aşağı yönlü ihtimaller de bitmedi. Evet. Sence DAX niye yukarı gidebildi bu kadar? Tabii şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Yani bir geçen yıla bakalım bir de bu yıla yani bu zamana kadar olan süreye bakalım. Nedenleri ne olabilir? Speküle edelim. Şimdi evet yani Amerika'da özellikle Fed faiz artırmaya başladıktan sonra Mayıs sonrası çok agresif gideceği de anlaşılınca güçlü faiz artışları karşısında başta Nasdaq olmak üzere geçen sene güçlü bir düzeltme sürecine girdiğini gördük Amerikan endekslerinin. Dolayısıyla Fed faiz artırımlarında ECB'ye göre daha şahin oldu ve daha şahin davranıp önden gittiği için orada faiz artışları bir miktar daha fazla fiyatlandı Amerika tarafında. Bence ve S&P'yi evet, sıkı bir yerde tuttu. Evet ve ECB patinaj yaptırdı. Evet ve ECB'de de Lagarde her ne kadar bir sıkı geleceğiz dese de piyasa uzunca bir süre ECB'nin özellikle yanlış hataları nedeniyle ve resesyona gireceği yanlış DAX'a mı yaradı diyorsun yani?
En azından şöyle söyleyeyim, göreli olarak faiz artışlarının etkisi 2022'de bir miktar daha kısmi kaldı diye düşünüyorum Avrupa tarafında. Çünkü daha agresif öyle veya böyle Fed vardı. Daha agresif ECB olsa da piyasada o daha agresif ECB'yi resesyon olacağı için güçlü artıramazlar. Resesyon nedeniyle güçlü faiz artıramayacaklar fiyatlaması da gündemdeydi ECB tarafında. Şimdi geldik 2023'e. 2023'te agresif giden bir Avrupa Merkez Bankası var. Aralık'ta o sürprizi bize yaptılar. Çok şahin bir ECB gördüm. İşte ben de onu merak ediyorum. Yani agresif Avrupa Merkez Bankası'na rağmen bu DAX nasıl şimdi böyle gidiyor? Bence birinci temel sebebi şu Cüneyt Bey. Çin'in açılıyor olması. Ocak itibariyle Çin Avrupa için güçlü bir ihracat bölgesi. Hmm. Dolayısıyla Çin'in açılıyor olması Avrupa endekslerini başta DAX olmak üzere güçlü tutan etmenlerden biri. Ne zamana kadar? Özellikle bankacılık endeks krizine kadar. Birinci temel sebep. İkinci temel sebep şu. Şimdi resesyon tarafını zaten bütün piyasalar, Amerikan piyasaları da dahil yeterince fiyatlamadı. Avrupa'da da çok güçlü bir resesyon beklenirken 2023'te gelen ekonomik büyüme önce göstergeleri, enerji maliyetlerindeki düşme nedeniyle resesyonun o kadar güçlü olmayacağının anlaşılıyor olması da. PMI'ler dahil. Aynen öyle. Evet tamam, daha agresif faiz fiyatlamasına rağmen karlılıklar daha yüksek olacak beklentisiyle bana kalırsa dengeleme sağladı diye düşünüyorum. O zaman bir tehlike yok mu? Beklentiler kesinlikle gerçekleşmezse var. DAX bir düzeltme içine kesinlikle girerse var. Piyasaları etkilemez mi? Etkiler şöyle söyleyeyim. Bugün Almanya'nın Mart ayı sanayi üretim verisi geldi. Aylık bazda güçlü bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda onu görmüyoruz. Uyarı değil mi bu? Evet ve bugün bir miktar verilere bir reaksiyon gösterdi. Hatta şunu söyleyeyim. Almanya birinci çeyrekte çeyreklik bazda daraldı. Buna bile çok aslında DAX'ın çok ne diyelim fiyatlamasına dahil etmediğini gördüm. O zaman Borsa İstanbul için de DAX'ın seyrine bakacağız değil mi? Evet kesinlikle öyle. Dolayısıyla bence burada özellikle resesyon tarafı DAX'ı etkileyecek en önemli etmen olacak diye düşünüyorum. Çünkü Almanya bir miktar negatif ayrışmaya başladı. Euro bölgesinden PMI'lar, ekonomik büyüme öncü göstergeleri, tüketici güveni bağlamında. Dolayısıyla çokça tartışılıyor. Bundan sonra bir miktar daha baskıyı eğer böyle giderse Almanya tarafı, özellikle Almanya, amiral gemi böyle giderse baskı bir miktar daha fazla olabilir diye düşünüyorum. O zaman şöyle bağlayalım ilk bölümü ve hemen Borsa İstanbul ve bize geçelim. Hı hı hı. S&P'den yükseliş beklerken evet. Gelmiyorsa dikkat edelim. DAX çok öncül bir şekilde yükseldi. Oradaki düzeltmelere de çok dikkat edelim. Evet. Kendi yükselişimizi beklerken seçim sonrası DAX'ın yukarıda kalması S&P'nin yükselmesi kadar önemli evet. diyelim. İlk bölümü evet. bitirelim. Hı hı, şimdi Borsa İstanbul ve tabii. biz. Hı hı. Tabii seçim yaklaşıyor. Yaklaşıyor derken birkaç gün kaldı. Ha ne değişiyor? Tabii orada piyasanın aradığı soru şu. İşin siyasi tarafı bir tarafa, biz ekonomik tarafıyla ilgileniyoruz doğal olarak. Orada seçim sonrası hangi politikalar devam edecek? Yani mevcut politikalar mı devam edecek? Mevcut politikalar biraz revize mi olacak? Devam edecek yoksa farklı bir politika mı göreceğiz? Onu seçim sonrası göreceğiz ama tabii kur nerede denge bulacak? Çokça konuşuluyor. Hı-hı. Dolar TL tarafında. O beklentini de soracağım. Hı-hı. Yayının sonuna doğru. Altınla evet. beraber. Altında yayının sonuna bıraktık çünkü. Bir de tabii faiz nerede denge bulacak? Tahvil faizlerini de etkileyecek şekilde. Piyasa yani fiyat istikrarı yani enflasyon seyri dışında finansal istikrar yani kur ve tahvil tarafındaki dengeye konsantreyiz. Hı hı. Bu arada tabii Borsa İstanbul'da da bir düzeltme gördük. Hızlı evet. bir düzeltme. Aslında deprem öncesi senaryolarda neydi beklenti? Borsa İstanbul yukarı gider. 5700 üzerinde yeni bir rekor görür. 6000 ve üzeri bir Borsa İstanbul ki üstente de dokunduk bu arada. Hedefti. Evet. Bizim de hedefimizdi bu arada. Yayın içerisinde Belgin'le aylarca üst sent üzerine hedef olarak söylemiştik ama sonraki düzeltmeye karşı da son 2,5 aydır devamlı uyarıcı olduk sevgili Filiz. İzliyorsundur sen de. Evet, kendi izliyorum. Yayınlarında da muhakkak evet. söylüyorsundur bunları. Evet. Şimdi gelinen noktada tabii şunu da belirttik. Deprem sonrası alınan kararlar piyasanın market maker'lığı içindi. Yani piyasa dengesi içindi, piyasanın kendi dengesini bulması içindi. Devamlı yukarı giden bir Borsa İstanbul yapısı için yeni alıcıların gelmesi gerekiyordu. Satış yönünde eğilim gösteren, satış yönünde refleks gösteren yatırımcılara karşı alış yönünde refleks gösteren bir yatırımcı kitlesi gerekiyordu. Fakat bu denge şimdilik kurulamadı. İlk bir 5500 hareketi oluştu ama onu satış yönünde kullandı piyasa. Evet. Ve 5000 önemli diyorduk. 5000'in altına da geldi. 200 günlükler civarında şimdi konsolide olmaya çalışıyor. Denge bulmaya çalışıyor. Şimdi grafik üzerinde bir teknik olarak kısaca teknik görünümü bir özetleyeyim hı hı. sevgili Filiz. Ondan sonra senin görüşlerini alacağım çok kıymetli. Hı hı. Çünkü
Ondan sonra sektör sektör senin bakışını da alacağım. Hisselerimizi de hazırladık bugün. Tabii sevgili Belgin, temel analiz noktasında bu işleri çok iyi yapan bir hem moderasyon tarafı hem de temel analiz tarafı, ama biz seninle biraz üst perdeden bakacağız. Yani sektör sektör ve o sektörün içindeki bazı hisselerle bugünü en azından şirket raporu noktasında tamamlamış olacağız. Endekse geldiğimizde, geçen haftalarda da uyardığım gibi 200 günlüğe doğru bir hareket bekliyorduk. Bekliyordum. Evet. Çünkü ortalamalar birbirini aşağı yönlü kırmaya başladığı andan itibaren, bakın hiç indikatör kullanmadığını düşün. Veya farklı robotik yaklaşımlar da dayan, algoritmik trade de dahil. Hangi disipline yaklaşıyorsan yaklaş, en konforlu bakış borsaya fiyat bazlı bakmak. Yani asıl olan fiyat ve fiyatın ortalamalarla olan iletişimi. Şimdi neyi görüyoruz biz? 21 günlük ortalamanın 50 günlük ve 70 günlük ortalamayı aşağı kırdığını görüyoruz. Evet. Bu önemli. Dolayısıyla şurada bir bariyer oluştu, bak farkındaysan. Burada bir kalabalık var, gürültü var. Hem şöylesi bir trend burada, hem ortalamaların önemli kısmı orada. Ve 120 günlük ortalama uzun yıllar bizi götüren, uzun yıllar dediğim 1-1,5 sene 120 aylık şey günlük ortalama hiçbir zaman kırılmadı. İlk defa kırıldı ve ilk defa biz uzun bir süreden sonra 200 günlüğü test ediyoruz. Evet. Ve ortalamalar da oraya doğru geliyor. Şimdi duygusuz baktığımda sevgili Filiz, bana diyor ki grafik, eğer seçim sonrası bu grafik bir an önce bu bölgeyi, yani 4766-120 günlük ya, 4700-5100 bandı şu bölgeyi yukarı yönlü fiyat kırmadıkça ve ortalamalar tekrar birbiri üzerine yıkılmak yerine yukarı yönlü değişim göstermedikçe borsanın 200 günlük altında fiyat görmesi kuvvetle muhtemel. Teknik bunu söylüyor. Evet. Finans okuryazarlık adına net bakış bu. Ve 200 günün altında bu sefer kalıcılık olması durumunda bir müddet. Ana trend bitmez ama. Ana trend sorgusu 200 günlük genelde ana trend olarak bakılır ama böylesi bir yükselişte 200 günlük yukarıda kaldığı için aşağıda farklı bir trende bakıyor olacağız. Orada da şu bölgeyi ben önemsiyorum. Şöylesi bir alan. Yani şu bölge 4000-3700 bandı. Max 3500'ler. Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketinin korunması için konsolide olunması gereken bir bölge. Bak oradan henüz uzağız. Evet. 200 günlük üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Ama özetle Borsa İstanbul ya yukarı yönlü 5000, 4700, 4800, 5050'yi kırıp 5500'lerinde kalıp yeni rekorlara gidecek seçim sonrası genel beklentiyle. Yabancı etkisi de burada önemli tabii, onu da evet soracağım. Ya da 200 günlük altında bu bölgede konsolide olup yükseliş arayacak. Burada da hisse seçmek çok önemli olacak. Sektör seçmek çok önemli olacak. Şimdi sen ne bekliyorsun sevgili Filiz? Tabii sen makro tarafa da bakıyorsun. Kur tarafına da bakıyorsun. Tabii. Tahvil tarafındaki dengelere de bakıyorsun. Merkez Bankası süreci. Bundan sonraki olası politikalar diyeyim. Evet. Borsa İstanbul için hedefin ne? Önce onu sorayım. Evet. Sebepleri ne? Onu da sorayım. Bir de önümüzdeki dönem genel bakışta yabancı refleksi. Artık seçim sonrası kademe kademe globale de bağlı olarak borsa üzerinde etkili olur mu, ne dersin? Tabii şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, evet yani yaklaşık son 4 aydır 4500-5500 bandında giden, ne düşen ama ne de gerçekten yükselen bir endeks söz konusu değildi. Hatta geçtiğimiz yaklaşık 2 haftaya kadar 5000 üstünde konsolide olmuştuk. Geçtiğimiz hafta 5000 altına attık ve geçtiğimiz cuma 4400'den kapadık. 4380-83 sizde de. Dolayısıyla iki kez tepki aldık hatta biz buradan. Ve son dün aldığımız tepki oldukça güçlüydü. Son bir ayın en güçlü tepkisini aldık. Şimdi şunu söyleyeyim Cüneyt Bey. Yani bu hafta için şuna bakacağız. Seçim haftasındayız. Dolayısıyla hala ben yani dünkü yükselişe bir miktar daha temkinli baktığımı söyleyebilirim. Benim için kriter şu olacak. Seçime ilk olarak 4500'ün üstünde mi gireceğiz, altında mı gireceğiz? Bu önemli olacak. Ve bu seçim sonrasına ilişkin de bir sinyal olacak. Eğer 4500'ün üstü en kötü ihtimalle kapatırsak seçim sonrası için daha umutlu bir sürenin bizi beklediği anlamına gelecek. Dolayısıyla bu önemli olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada borsanın bundan sonraki seyri ne olur? Tabii seçim sonuçları burada çok etkili olacak. Seçim sonuçları sonrasında uygulanacak ekonomi politikaları çok önemli olacak. Yani burada da ikiye ayırabiliriz. Var olan ekonomi yönetiminin devam etmesi durumunda bizi neler bekliyor olabilir? Veya alternatif bir ekonomi yönetimi gelirse ne olur? Şöyle söyleyeyim, var olan ekonomi yönetimi devam ederse anlaşılan o ki var olan makro ihtiyadi adımlar, yani 2023'ün ilk yarısında uygulanan politikalarla yola devam edilecek. Dolayısıyla buradan şunu bekleyebiliriz.
borsayı desteklemeye yönelik özellikle Şubat sonrası, deprem sonrası uygulanan politikalar devam ettirilecek. Dolayısıyla bu borsaya destek olmaya devam edecektir. O nedenle benim bu noktada beklentim var olan ekonomi yönetiminin olması durumunda özellikle 3. çeyrekte ben borsada güçlü bir düşüş inmesi beklemiyorum. Yani diplerin ben çok 4000'lerin altına inebileceğini bu noktada benim bas senaryomda düşünmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. İlk etapta 4200'ler sonrasında 3900-4000 arasında bir dip oluşabileceği kanaatindeyim. Fakat var olan ekonomi yönetimi devam ettikten sonra kurun seyri ne olacak? Çünkü kurda şöyle bir beklentim var Cüneyt Bey. Evet, kura ilişkin çok konuşuyoruz. Çok ciddi spekülasyonlar var. Fakat çok güçlü bir turizm gelirinin bizi beklediğini düşünüyorum. Dolayısıyla en kötü senaryoda bile güçlü turizm gelirleriyle ben kurun ve var olan ekonomi yönetiminin kuru baskılamaya yönelik makro iktisadi adımlara devam edeceği beklentisiyle ben yaz aylarında kurda bir sakinlik olacağı kanaatindeyim. Asıl kurda eğer en kötü senaryoyu göreceksek 4. çeyrekte göreceğiz. Dolayısıyla kurdaki bu yükseliş beklentimizin ne kadar ötesinde olacağı bana kalırsa neyi de belirleyici olacak? Borsanın gidişatını da belirleyici olacak. Dolayısıyla var olan ekonomi yönetiminde bir miktar ivme kaybını ben son çeyrekte beklerim. Bu böyle bir senaryo içerisinde. Ama tabii orada seçim de önemli. Faiz de önemli. Tabii ki faiz çok önemli. Faizler yüksek kalmaya devam edecek. Fiyat kazanç oranları ve temel rasyoları belirlerken biz benchmark olarak belli bir faiz oranına baktığımız için sevgili. Evet, evet. Orada faizin de seyri önemli. Tabii kesinlikle öyle Cüneyt Bey, çok haklısınız. Yani eğer 3 Ocak'ta başlayan düzeltmenin en önemli nedenlerinden biri alternatif özellikle KKM'de üst sınırın kaldırılması. Mevduat faizlerinin çok güçlü yükselmesi. Özellikle bu son dönemde giden küçük yatırımcıyı bu tarafa doğru çektiğini biraz görüyoruz. Biraz daha defansif tarafta kalmak istedi büyük yatırımcı. Aynen belki. Öyle Cüneyt Bey. Eğer alternatif ekonomi yönetimi gelirse ortodoks iktisat politikasına geçeceklerini çok net dile getirdikleri için orada ara dönemde çok güçlü faiz artışları göreceğiz. Minimum %40'lar, maksimum %60'lara varan güçlü politika faizli artışları görebiliriz. Haliyle bu borsaya zaman gösterecek. Evet, evet. Borsaya bir rakip oluşturacaktır. Ara dönemde borsayı bir olumsuz etkileyecek bir gelişme olabilir diye düşünüyorum geçiş sürecinde. Fakat sonrasında şöyle bir senaryo oluşursa burada yabancı neyi nasıl fiyatlayacak, nasıl notlayacak ve neye göre giriş yapacak? Bu da çok önemli olacak borsanın seyrinde. Dolayısıyla yabancı için seçim sonuçları olumlu olup içeriye giriş yapması elbette borsayı daha yukarı taşıyacak önemli bir etmen. Burada da yine eğer bir yabancı girişi olacaksa bir miktar yabancı bekle ve gör yapacaktır diye düşünüyorum. Çok güçlü bir giriş yapmayacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü çeyrekte ben bir yabancı girişi bekliyorum eğer olacaksa. Haliyle bu da borsa için olumlu olan bir diğer senaryo olacak. Yani her zamankinden sıcak bir yaz beklemiyorum bu diyorsun. Şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey, seçim sonuçları burada tabii çok önemli olacak. Yani nasıl sonuçlanacak, ona göre şekillenecek diye düşünüyorum. O zaman yatırımcı acele etmemeli, sakin kalmalı. Evet. Çünkü şöyle de bir sorumluluğumuz var sevgili Filiz. Yani çok ciddi bir son 2 senelik perspektifte yerli hareketi gördük. Yani yabancının %65-70'lerden 28'lere düştüğü ortamdaki hafif bir kıpırdanma var 30'lara doğru ama kalıcılık tartışılır. Ciddi bir yerli yatırımcı kazandı Borsa İstanbul. Evet. Bunu fonlar aracılığıyla, işte BES'deki fonlar aracılığıyla veya direkt yatırım fonları aracılığıyla da kazandı. Bireysel yatırımcı olarak da kazandı. Ciddi overall'lı hesaplar açıldı ve hep şunu söyledik. Bu sefer bu fırsata dönüşmeli ve sermaye piyasalarının güçlenmesi için mevcut yatırımcı da korunmalı. Şimdi böyle de bir sorumluluk var. Hem Borsa İstanbul üzerinde. Evet. Hem yönetimin yani regülatör tarafında olan Borsa İstanbul'un hem SPK dair regülasyon tarafında olanların artı halka açık durumda olan şirketlerin bir sorumluluğu var. Buybacklerle hisselerine destek vermesi ve söylemlerinde dikkatli ve hikayelerini güçlendirmesi adına iyi bilançolar gördük. İyi bilançoların fiyatlandığını gördük. Hala o bilançolar masada ama dediğim gibi halka açık olmayan şirketlerin daha halka açık hale gelebilmesi sürecinin işlemeye devam etmesi önemli olacak. Bir tarafta işte aracı kurumlar noktasında yatırım raporları, işte sen de bir aracı kurumu temsil ediyorsun akademik kimliğin yanında. Onların vereceği rehberlik bizim gibi televizyonda yorumlayanların sorumluluğu ve en sonda da yatırımcı tarafındaki kitlenin sürece çok rasyonel ve kendilerini yöneterek yani davranışsal finans noktasında belli aşamaları da geçip duygusuz olabilerek yaklaşmaları. Yani beklentilerine göre değil, trende göre hareket edebilme gücünü kazanmaları. Evet. Fiyat nerede oluyor, kendileri o sırada nerede? Bunu da bizim
onlara bir şekilde hep beraber bu saydığım bütün kriterlerde anlatmamız gerekiyor. Çünkü devamlı karın olduğu bir alan değil borsa. Arada düşüşler olur. Arada Warren Buffett bile hisse senedi tarafında pozisyon azaltır. Arada çoğaltır. Bütün mesele sizin pozisyon dengelemenizi, pozisyon ayağınızı iyi, pozisyon size dediğimiz bölümü iyi dengelemeniz. Ne kadar nakitte, ne kadar hissede olacağınızı iyi belirlemeniz. Hangi piyasada kredide olunur, hangi piyasada kredide olunmaz bunu belirlemeniz. Hani bunu niye söylüyorum? Senin de söylemlerine destek olarak makro dengeleri ararken yatırımcının panik olmadan düşüşleri bir alım fırsatı yönünde kullanabilmesi ama hangi düşüşü alım yönünde? Yani bugün 5500'den 5000'e gelindiğinde alım yapılmaması veya bütün nakdin kullanılmaması gerektiğini bugün yatırımcı öğrendi. Biz bunu anlatmaya çalıştık ama yaşayarak keşke görmeseydi ama akıl parası böyle bir şey. Yaşanarak öğreniyor. Tecrübe böyle bir şey. Tecrübe yaşanmışlıkların bileşkesi. Evet. Onun için hani ben katılır mısın bilmiyorum. Onun için onu da sana sormak istiyorum. Ben Borsa İstanbul'un siyasetten ve süreçten bağımsız doğru ekonomik politikalarla zaman içinde mevcut politikaların devamı ya da revize edilmesi, Türkiye'nin potansiyelini de içine katarsak jeopolitik süreçle dahil veya farklı politikalarla bir yoğunlaşma ama bir şekilde yabancının da itibar göstermesiyle ve katılım göstermesi itibardan kastım. Türkiye'nin itibar edilir bir ülke olduğunu zaten biz biliyoruz içeriden ama onların bunu görmesi için bir takım argümanlara ihtiyaçları var. Evet. O argümanları da ortaya koyduğumuz noktada Türkiye'nin potansiyelinin borsa tarafında çok yüksek olduğunu düşünen taraftayım. Birkaç senelik perspektifte minimum 3.3'ten sonra bir 3.7 ara bölge var ama 5 centlerin tekrar tesis edileceği taraftayım. Yeter ki global şerhimiz global bir kriz çıkmasın evet. ya da içeride farklı bir dinamik oluşmasın. Sen ne dersin bu konuda sevgili? Kesinlikle katılıyorum Cüneyt Bey. Yani bugün piyasadaki senaryolara baktığınızda aslında benim biraz önce de ifade etmeye çalıştığım şey oydu. Yani hangi ekonomi yönetimiyle devam ediyor olursak olalım Borsa İstanbul için neye rağmen enflasyon alternatiflere rağmen 2022'deki alternatifsizlik karşısında işte altın tarafındaki yükseliş bir alternatif olacak, faiz tarafındaki yükseliş bir alternatif olacak. Buna rağmen yılın ikinci yarısı ve önümüzdeki dönemde ben de sizinle aynı görüşteyim. Çünkü genel olarak hani çok klasik bir hikaye var gerçekten. Borsamızın ben de bu noktada çok ucuz olduğunu, şirketlerimizin çok değerli olduğunu, dolayısıyla piyasa değerleriyle gerçek değerler arasında genel anlamda çok ciddi farklılıklar olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla temel analize inanan biri olarak da bu noktada İşim bu diyorsun. Evet, evet. Ya işim bu yapmayı Evet, evet, makro anlamda söyleyeyim en azından. Dolayısıyla en azından bu gerçeklikten yola çıkarak ben de yükseliş potansiyelini oldukça güçlü gördüğümü söyleyeyim yakın vadede. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi tabii biz sevgili Belgin burada temel analizi yapıp raporları yorumlayıp hisse performanslarına da etkisini biz grafik üzerinde tanımlıyorduk. Programımızın formatı bu ama bugün seninle programı şöyle götüreceğiz. Ben sektör sektör senin yorumlarını merak ediyorum. Hı hı. Her sektör içinde bir iki şirkette hazırladık hemen hemen. 5-6 tane şirket hissemiz var. Yönetmenim de bir yandan işte süre noktasında beni konsantre ediyor sağ olsun. Şimdi oraya yetişmek adına bankacılık endeksine bir gelelim. Sevgili yönetmenim de bankacılık endeksini getirsin. Ben endeks yorumundan önce ve orada da iki tane hisseyi yorumlayacağız. O konuda da görüşlerin oldukça lütfen hisse noktasında görüşlerin varsa ki takip ediyorsun piyasayı. Uzun bir süredir aktif piyasa yorumcusu olunca muhakkak hisselerle de bir iletişimin var. Bankacılık endeksi için ne diyorsun, ne bekliyorsun sevgili? Evet şöyle söyleyeyim yani Cüneyt Bey son iki gündür tabiri caizse endeksi yukarı süren endeks bankacılık endeksi. Dün 8.4, bugün de 2.37'lik bir yükseliş Neydi var. Neydi bu hareketin yani nasıl oldu? Şöyle bir söyleyeyim. İş Bankası'nda falan tavan gördük. Evet yani 19 Aralık zirvesinden dün itibariyle baktığımızda %25'lik bir düşüş vardı Cüneyt Bey. Şöyle söyleyeyim yani benim takip edebildiğim kadarıyla net bir ortada temel hikaye yok. Ama seçim sonuçlarına ilişkin farklı senaryoların fiyatlanmasını gördük. Bankalar ucuz değil mi diyorsun? Bankalar bence en ucuz olan sektör bana kalırsa. FK'sı en düşük olan sektör. Ucuz zaten şunu söyleyeyim Cüneyt Bey. Şimdi biraz önce dedim ki yabancının gireceği bir senaryo olacak. Yabancı bir şeyi olumlu fiyatlayacak. Kuvvetle muhtemel bu ortodoks politikalara dönüşü bir miktar yabancı olumlu fiyatlayacak. Dolayısıyla şöyle bir piyasa beklentisi var. FK'lar anlamında, ucuzluk anlamında en ucuz sektör, bankacılık sektörü olduğu için acaba yabancı seçim sonuçlarını fiyatlayıp bankacılık endeksine giriş mi yaptı spekülasyonları var. Peki bir yıllık perspektifte ucuz kalabilecek mi?
gelişmelere bağlı. Kur nerede, faiz nerede diyoruz ya. O netleştikten sonra Eurobondlarımız dahil. Yani evet. Nerede biz fiyatlanacağız, sendikasyon yenilemeleri falan vesaire tamamını düşündüğünde sen bankacılık endeksi için hala bu ucuzluk tanımlıyorsun o zaman. Doğru mu anladım? Orada şu çok önemli Cüneyt Bey, yani makroekonomik dengelerde tam anlamıyla bir dengenin oluştuğunu söylemek şu an için mümkün değil. Siz de bahsediyorsunuz. Eğer o dengeler uygulanan politikalarla tam anlamıyla yerine gelirse elbette gerçek değerine doğru yaklaşacaktır. Ben sana şöyle diyeyim, kur 20-25 bandı içinde bir yerde denge bulacak 27 geçirmedikçe. Evet. Faiz de muhtemelen belli bir süre 30-40 bandı içinde, 25-40 bandı diyelim. Bir denge bulacak. Sonra enflasyona bağlı olarak bunlar değişim gösterebilir. Yıl sonuna kadarki perspektifte bugünden yarına demiyorum ama politika faizi üzerindeki makas bir dönem daha açık kalacak bu net. Böyle baktığımız zaman da bankacılık endeksi reel sektörle bankacılık iletişiminde hesaba kattığımızda hala potansiyel arz ediyor mu? Bence arz ediyor hala. Önemli. Evet, evet önemli. Zaten ben şunu söyleyeyim. En azından toksik varlık içermiyoruz değil mi? Evet, yani evet aynen öyle ve benim de bu noktada beklentim yani yabancının ilk giriş yapacağı sektörün ben ağırlıklı olarak bankacılık sektörü olduğunu düşünüyorum. Likit olduğu için bir evet, yandan. Evet, spekülasyonların da tabii gelen verilerle göreceğiz. Yani doğru olabilme potansiyeli de var diye düşünüyorum. Dolayısıyla seçim senaryosu, seçim fiyatlaması kaynaklı bence bu yükselişi görüyoruz diye düşünüyorum ben. O zaman ben hızlıca bankacılık endeksini bir analiz edelim. Tabii. Sonra iki tane hissemiz var. Sonra senin öne çıkardığın sektörlere bakacağız. Tamam. Bankacılık endeksi bugün ve dün ve bugün bir yukarı yönlü şu ortalamaların üzerine, bariyerin üzerine 200 günlükten aldığı kuvvetli yükselme çabası gösterdi. Kapanışımız 4428 önemli. Tüm ortalamaların hemen hemen 50 günlük ortalamanın tam üzerinde farkındaysa. Evet. 4427. Üstel bakıyoruz bu arada. Tüm ortalamaların üzerine çıkma gücü önemli. Buranın üzerinde kalabildikçe 4450-4500 hareket kademe kademe 4800 ve 5000'ler ve üzerine tekrar gitme potansiyeli taşıyacak. Yeter ki tekrar ve ortalamalar da bir dönüş gösterdi. En küçük noktada baktığımızda 8 günlük ortalama henüz yukarıda 21.50-70'i kıramadı ama en azından bir yön belirtiyor ve 120 günlüğün kesişimi noktası. Şu bölge bir kez daha test edilip aşağı yönlü kırılmadıkça yani 3900'ler sevgili Filiz kırılmadıkça bankacılık endeksinde 4500'de kalışa yukarı yönlü senin dediğin beklentiler realize olabilir seçimden sonra. Bu seçimden sonra netleşecek. Dediğin gibi kur çünkü hemen mi hareket oluşacak yoksa kademeli mi oluşacak? Piyasa bir ona bakacak. Faiz nerede netleşecek? Piyasa bir ona bakacak. Bankacılık sektörü o zaman kendini netleştirecek. Bir de bir Halkbank süreci var. Evet. Bankacılık endeksindeki görünüm bu. Yani 200 günün altına geçmemeli. Çünkü uzun süredir test etmemiştik. Endeks ediyor. Bankacılık endeksi 200 günün altına inerse endeks de peşinden götürür gibi geliyor bana. Gelelim şimdi İş Bankası gibi bir hissemiz veya Kredi Bankası gibi iki hissede durum ne? Onlarla ilgili de görüşünü merak ediyorum. Fakat ben çok kısa tekniğini bakayım hızlıca. Yönetmenim İş Bankası'nı getirebilirsem. Şimdi dün tavan. Bugün de bir yukarı yönlü biraz düzeltme yaşadı ama 12-12 kapanışı önemli. Şu yeşil eşik çok önemli. Yani şurayı bir kırabilirse İş Bankası 12.50-12.60'lar. Önce şu kanala girme gücü. Şu kanalın hemen ucu 13.50'lerde, 13.40'larda sevgili Filiz. Oranın üzerinde şöyle bir alan açılıyor. Yani 17.50'lere kadar. Devamında da bir üst kanal çünkü o tepenin bizi götüreceği seviye 20'ler üzerinde bir seviye. Oraya kadar bir İş Bankası potansiyeli. Bu hareketi ben önemsiyorum. Yalnız geldiği noktada şurayı kırmaması da gerekiyor. Hissede pozisyonu olan yatırımcıların takip edeceği stop loss seviyesi aşağıda 9'lar 10'lar. 9'lar 10'lar üzerinde kaldıkça ortalamalar da birbirini yukarı yönlü fiyatla beraber kırdıkça İş Bankası'na bir potansiyel var. Sen ne dersin İş Bankası için? Yani bir holding gibi değil mi? Evet. Neticede birçok hisseyi de barındırıyor. Kesinlikle öyle. Zaten yani şunu görüyoruz. Genellikle yani holdinglerle özellikle bankacılık endeksinin de ciddi bir korelasyonu olduğunu da biliyoruz bu noktada. Şunu söyleyebilirim yani Cüneyt Bey. Yani özellikle genel bir bankacılık endeksi yorum yapacak olursam ilk çeyrek bilançoları net karlılık anlamında baktığımızda geçen yılın aynı çeyreğine göre çok ciddi bir düşme var. Fakat beklentilere paralel gelen de genel olarak bir bankacılık endeksi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada şuna inanıyorum ben.
Bu seçim dönemi olması nedeniyle gelen iyi bilançoların yeterince fiyatlanamadığını da düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle seçim sonrası sürede ağırlıklı olarak banka bilançoları diğer bilançolara göre daha iyi geldiği için olumlu bir hava oluşması durumunda endeksi sürükleyecek en önemli unsur fiyatlanamayan, bu dönemde fiyatlanamayan bilançolar olacak kanaatindeyim. Dolayısıyla burada da CDS'teki geri çekilme, yabancının olumlu notlaması CDS'te çok güçlü bir geri çekilmeyle FK'sı düşük olan sektörlere güçlü bir alım getirecek. Bunların başında da bence bankacılık sektörü görecek. Burada da İş Bankası'nın özellikle dünkü tavan olmasının sebebi de yine seçim senaryolarına bağlantılı olarak İş Bankası'nda bir takım bağlantıların olması olduğunu düşünüyorum açıkçası. Anladım. Tabii dün Koç, dün ve bugün Koç'ta da hareket vardı, Koç Holding'de. Yapı Kredi Bankası da o holding içinde yer alan bir şirket. Evet. Hemen Yapı Kredi Bankası'nı getirebilirsek sevgili yönetmenim. Orada da aynı İş Bankası benzeri bir hareket. 10.30 kapanışı önemli. Şu kanaldan kurtulması, yani arada bir 11.30'lar, yukarıda bir 12.30'lar üzerinde bir Yapı Kredi Bankası görürsek yukarı doğru 13.50'ler ve devamında 15'lere kadar ve üzerine kadar bir Yapı Kredi Bankası performansı. Evet. Aynı İş Bankası gibi, hatta İş Bankası'ndaki harekete korele bir hareket bir parça, ama burada da aynı İş Bankası'nda olduğu gibi 200 günün taşıyıcı kolon olduğunu unutmasın yatırımcılar. 8.50'ler şimdilik oradan uzağız ama herhangi bir satış gelmesi durumunda 8.50'lerin ciddi bir stop loss seviyesi olduğunu unutmadan gitmekte fayda var. Diyelim şimdi buradan sınav endeksine bir geçelim. Sınav endeksindeki görüşlerini merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Çünkü sınav endeksi, bankacılık endeksinin performans göstermediği, performa etmediği dönemde Borsa İstanbul'u ciddi bir şekilde taşıdı. Biz hani sevgili Belgin'e de bunu defalarca anlattık bu yayında ve sınav endeksiyle biz rekor da kırdık. Evet. Borsa tarihinde pek olası da değildir. Genelde bankacılık endeksinin lokomotif olduğu bir endeks yapısıdır bizim endeks, ama sınav endeksi ciddi destek vermişti. Fakat orada da son dönem ciddi bir düzeltme gözlemliyoruz. Şunu soracağım, makro bakışta bir ekonomist olarak, yani ekonomist kimliğini taşıyan biri olarak, sınav şirketlerinin performansı noktasında görüşlerin neler sevgili Filiz? Yani bu performanslarını koruyabilecekler mi? Bilanço performanslarını önümüzdeki dönem. Ve Türkiye'nin ihracat potansiyeli de göz önüne alındığında, iş tüketim, ihracat, turizm dengesi arasında üreten şirketlerin, yani ağırlıklı sınav şirketleri bunlar, nasıl bir yön bulacağını düşünüyorsun? Merak ediyorum. Tabii. Şimdi Cüneyt Bey, şununla başlayalım. Yani özellikle bu pandemi ve pandemiden çıkış döneminde sınav endeksinin BIST 100 endeksine çok ciddi bir güç verdiğini biliyoruz. Şimdi o dönemde Türkiye özellikle kısa tedarik zincirlerinin merkezinde güçlü ihracat artışı, özellikle bu Türkiye ekonomi modelinde bir miktar 2011 yılını ayrı tutuyorum. 2011 yılındaki bu güçlü ihracat patlaması bir miktar rekabetçi kurun desteğiyle güçlü ihracat performansları gördük. Fakat 2022'nin ikinci yarısında hem dış talepte çok ciddi bir azalma gördük. Dış talep azalırken ağırlıklı olarak biz ithalatımızı dolar endeksi üzerinden yaptığımız için dolar maliyeti, euro dolar paritesinde paritenin birin altına inmesiyle gelirlerde de çok ciddi bir zayıflama gördük. Bir de bunun üzerine ana ihracat pazarlarımıza resesyon baş gösterince, resesyon emareleri, dış talebin katkısı yılın ikinci yarısında düşük olunca sınav endeksinde olumsuz etkiyi gördük. Şimdi yılın başı itibariyle baktığımızda bu etki devam ediyor. Bir miktar toparlanma var. Şimdi burada ikiye ayırmak lazım. Önce metal tarafına bakalım. Mesela metal tarafına baktığımızda Çin'in açılması bizim için çok olumsuz oldu. Çünkü Çin, aslında biz Çin'in bir yönü itibariyle bu anlamda ikamesi durumundaydık. Çin'in açılmasıyla bir miktar pazarlarımızı kaybettik. Navlun giderleriyle ilgili de ciddi bir karlılık azalması var. Dolayısıyla metal tarafında bu noktada bir baskı var. Beyaz eşya tarafına bakalım. Beyaz eşya tarafında ben potansiyeli çok yüksek görüyorum yılın ikinci yarısı. Çünkü biraz önce euro dolar paritesindeki güçlü artış, dolar endeksindeki göreli olarak en kötü ihtimalle sakin, güçlü bir duruş haliyle beyaz eşya tarafında... İhracat performansına bağlı olarak bunu söylüyorum. İhracat performansı miktarsal olarak değil Cüneyt Bey. Maalesef miktarsal olarak bir miktar, özellikle başta euro bölgesi olmak üzere resesyon etkisini göreceğiz ama gelirsel bir etki göreceğiz. Özellikle bu euro dolar paritesindeki artış, her ne kadar biz dış talep bir miktar olarak azaltsak da gelirleri ve karlılıkları artıran bir etmen oldu aslında. Ama yeterli değil. Ama buna rağmen ben orada tabii dengeyi gözeteceğiz. Mesela şimdi diyoruz ki euro bölgesinde bir veya Amerika'da bir resesyon olacak ama ılımlı olacak diyoruz. Fakat bu gerçekten ılımlı mı olacak?
bankacılık krizi çıkıp çok daha farklı bir boyuta evrilirse elbette miktarsal etki euro-dolar paritesindeki fiyatlamaları da farklı bir noktaya çevirecek. Yani euro geliri olan şirketlerimizin lehine olacak. Evet, lehine olan bir süreç bekliyorum. Dolayısıyla beyaz eşya da bundan etkileniyor. Beyaz eşya sektörünü bu anlamda. Demir çektik düzeltme ne zaman biter? Metal tarafında orada hisselerimiz var da yani hazırladığımız. Anladım. Ya tabii ben hani sizin kadar bu konuda üstad değilim ama şöyle söyleyeyim. Çin'deki toparlanmayı ben piyasanın beklediği kadar güçlü olmayabileceği kanaatindeyim yılın ikinci yarısında. Biz ayrıntıları arıyoruz sevgili Filiz. Burada hepimiz aynı amaca yönelik. Evet. Senin vereceğin ayrıntılarda biz hemen orada analizi yaparız. Hem evet. O ayrıntıların önemli bizim. Teşekkür ederim. Orada şunu bekliyorum Cüneyt Bey. Yani resesyon fiyatlaması kaynaklı olarak özellikle emtia fiyatlarındaki geri çekilmenin de ben karlılıklar üzerinde metal tarafında da bir dünyada baskı... Dünyada da bir demir çelik problemi var evet, değil mi? Yani evet, metal aynen öyle. Yani mesela şöyle söyleyeyim, Amerika'da son iki haftadır en çok satılan hisseler enerji hisseleri. Özellikle bu borç tavanı krizi, bankacılık krizi kaynaklı resesyon güçlü gelecek fiyatlamasıyla hem petrol fiyatları neye rağmen OPEC artının petrol arzını kısmasına rağmen 70 dolarlara kadar indi. Bu enerji hisselerinde de karlılıklar düşecek beklentisiyle. Yani Amerika'ya rağmen kararlısın ama Amerika'ya rağmen fiyatlama yapamazsın. Evet, aynen öyle Cüneyt Bey. Dolayısıyla o metal tarafında çok olumlu değilim ama beyaz eşya tarafında bence düşünülmesi gereken sektörlerin başında geldiğini hava düşünüyorum. Hava yolları ne diyorsun? Hava yolları için olumlu bakıyorum. Ben çünkü görüşlerini alayım. Ben birkaç hisseyle devam edeceğim. Evet, olumlu bakıyorum çünkü orada da ben işte temelde Türk Hava Yolları, Pegasus gibi temel şirketlerin hani genel olarak potansiyellerine göre bir miktar daha hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türk Hava Yolları'nın 2023 yeni 2030'a ilişkin bir ne diyelim revizyonu var. Filosunu iki katına çıkaracak, personel harcamalarını iki katına çıkaracak. Bir de özellikle turizmin artacak olması, yaz aylarının geliyor olması, seyahatlerin artacak olması özellikle hava yollarında bence bu yılın üçüncü çeyreği başta olmak üzere bir önceki yıl olduğu gibi güçlü bilançolar getireceği kanaatindeyim. Bu nedenle güçlü turizm geliri, işte güçlü seyahatlerle birlikte ve özellikle de geleceğe ilişkin başta Türk Hava Yolları olmak üzere bir miktar daha fiyatların daha yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Otomotiv ne diyorsun? Otomotiv yine önerdiğimiz sektörlerin başında geliyor açıkçası. Özellikle Türkiye'de son 2-3 aylık sürece baktığımızda çok güçlü otomotiv satışı olduğunu görüyoruz. Temel sebebi enflasyona karşı mala yönelmesi aslında. Globaldeki çip krizi aşıldı mı? Tam olarak aşıldığını söyleyemeyiz. Yani pandemi dönemine göre bir miktar daha aslında iyi gidiyor olsa da tabii orada bir de biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında Tayvan kaynaklı bir başka format da var. Tam olarak aşılmadı. Warren Buffett'ın açıklamalarında bu vardı da çiple ilgili özellikle. Evet, şöyle söyleyeyim. İstemeye sattım dedi. Evet şöyle söyleyeyim. Mesela Almanya'nın sanayi üretiminin altyapısına baktığınızda en temel düşüşün sebebi otomotiv üretimindeki azalış olduğunu görüyorsunuz Cüneyt Bey. Ama buna rağmen hala otomotiv hisseleri de güçlü kalmaya da devam ediyor Almanya'da. Hala beklentileri alıyor. Evet, aynen öyle. Bizde bir miktar hani uygulanan politikalar gereği, enflasyon gereği, içerideki iç talep güçlü otomotive yönelik. Buradan kaynaklı olarak da ben hani otomotive daha dünyadan bir miktar farklı olarak daha olumlu baktığımı söyleyebilirim. Bir de gıda perakende diyordun değil mi? Evet, gıda perakende. Çünkü orada da enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyonun en rahat fiyatlara yansıtıldığı, haliyle karlılıklara yansıtıldığı alan olmaya devam edecek. Yani enflasyonda da ben bir miktar Merkez Bankası'ndan ayrışıyorum. En iyi senaryoda bile %35-40 arasında sene piyasa sonunda. Piyasa da öyle bekliyordu. Evet, zaten enflasyon olacağı ki %40'ın üzerine çıkabileceğini de düşünüyorum. 40'ın üzerine. Evet, 40'ın üzerine de çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kur çok önemli olacak burada. Hani kurun ahvali ne olacak? Geçişkenliği çok yüksek. Noktasında. Aynen öyle. Dolayısıyla orası çok bence en belirleyici taraf olacak. Enerji tarafında da resesyon etkisi ne kadar güçlü olacak? Elbette o da aşağı yönlü çeken ivmelerin başında gelecek. O zaman hızlıca ben birkaç hisseyi yorumlayayım. Tabii. Vakit kalırsa altını konuşalım. Tamam. Altını sona bırakmıştık. Tamam. Türk Hava Yolları ile başlayalım sevgili yönetmenim. Sonra Ereğli, Tofaş ve Arçelik hisselerini sırayla getirirsek. Ben hızlı hızlı onları bir yorumlayayım. Türk Hava Yolları geldi. Sıkışma var. Hani senin beklentin gerçekleşecekse ve genel beklenti öyle. Türk Hava Yolları'nın hani şuralarda konsolide olması, 200 günlüğü kırmaması, 120 günlükten destek alması ve şu kanal üzerinde yani 130'lar üzerinde güç kazanarak şöyle bir eşeğe de geçtikten sonra 152'ler 200'lere kadar potansiyel taşıyacağını düşünen taraftayım ben de. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Endekste bir satış olursa betası da yüksek olduğu için dolayısıyla hani endeksteki düşüşe pek de katılmadı son dönem. Belli bir yatayda geçiriyor. Bu da beklentilerin bu sektörde diri olduğunu gösteriyor. Yabancı ilgisinin de olduğunu gösteriyor. Ama yine de biz stopları hatırlatalım.
Hani 200 günlük ve 144 ay günlük ortalamaların 110-120 civarında bir stop seviyesi bize koyduğunu Türk Hava Yolları'nda netleştirelim. Devam edelim sevgili yönetmenim. Sen sırayla getir, ben hızlıca yorumlayayım. Ereğli. Hani demir-çelik sektörü problemli. Ciddi bir şekilde maalesef demir-çelik sektöründe şu tepeden sonra özellikle Ereğli'nin aşağı yönlü hareket. Ve bu hareket aslında demir cevherinde ve hurda ithalatındaki, yani hurda ithal fiyatlarındaki artışa rağmen demir-çelik sektöründeki bu düzeltme önemli. Fakat bunun da bir sınırı olmalı ve 200 günün altındayız. Maalesef uyarıyor aslında, yani 35'lerin altında kaldıkça zaten hisse problemli bölgede. Ve şunu görüyorum son dönem, tüm ortalamalar 21 günlük, 8 günlük ortalamalar da aşağı yönlü kırmış durumda. Ben burada 200 ve 250'yi beraber kullanıyorum özellikle bu tarz hisselerde. Ve hem 200 hem 250'nin altında bir fiyat oluşması aşağı yönlü biraz daha baskının devam edeceği yönünde. Bu baskının geçilmesi için şu gürültülü bölgenin geçilmesi gerekiyor. Yani fiyatın 35 üzerinde güç kazanması önümüzdeki dönem Ereğli için bir al sinyali olur. Ama şimdilik şu ana kadar malı satmamış olanlar satmasın, ama yeni mal olacak yatırımcılar için şu bölgenin hani 20-30 bandının efektif bir bölge olacağını, ama asıl alım için şu bölgenin yani 35'lerin geçilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Devam edelim sevgili yönetmenim hızlıca. Tamam. Arçelik, beyaz eşya sektörü dedin. Şimdi orada da bir düzeltme var. Arçelik'te de aynı, bak bazı hisseler endeks 200 günlükte direniyor ama 200 günün altına inmeleri çok önemli. Bu hem bir dönüş sinyali olabilir hem de trendin aşağı yönlü biraz daha hızlı şekilde düzeltmeyi güçlendireceği anlamına da gelebilir. Lütfen duygularımızdan arınalım. Burada fiyat önemli. Asıl olan fiyatsa seçimden sonra bu beklentilerin, hani o beyaz eşya sektörüne dair beklentilerin konsolide olması için şu bölgenin geçilmesi gerekiyor. Yani fiyatın 110 civarında ki bu blokajı geçmesi gerekiyor ki tekrar 125-150'lere kadar bir alan oluşsun. Hani en uzun vadede 175'lere kadar potansiyel var grafiklerde. Teknik bunlar sinyal, ama önce şu düzeltmeyi bir bitirmesi gerekiyor. Şu bölgenin özellikle ciddi şekilde stop olarak kullanılması önemli. 84'ler. Çünkü oranın altında biraz daha düzeltme derinleşebilir. 200 günlüğün altında bir fiyat oldukça diyelim. Son olarak da Tofaş'ımız var galiba sevgili yönetmenim. Teşekkür ederim. Burada da biraz daha hani senin dediğin gibi otomotiv sektöründeki beklentilere paralel beyaz eşya gibi sert satış yok. Biraz daha direniş var. O içerideki o iç piyasanın canlılığıyla da ilgili bir şey. Hala bir iç piyasa canlılığı var. Tam da böyle 170 günlük ortalama civarında, 180'ler civarında konsolide olmaya çalışıyor. Fiyat tam da 182-70 kapamış, tam da 70 günlüğün üzerinde kapamış, ama aynı şey burada da geçerli. Ortalama üzerine geliyor, diyor ki bana 200 üzerinde fiyat oluşmalı ki Tofaş'ta tekrar şu kanalın üzerine kendini atmalı. Yani 215'lerin üzerine devamında 250 ve 300'e kadar bir potansiyel olsun. Bu olmadıkça aşağıda özellikle şu kanalın altında, yani 190'ların altında 200 günlük ortalama, yani 140'lara kadar bir düzeltme, iyi de bir alım fırsatı olur. Beklenti varsa otomotiv sektörü ilgili. Ben de otomotiv sektöründe beklenti içinde olan taraftayım. Özetle hisselere de baktık. Son olarak bir sınav endeksi de bir getirebilir miyiz? Orada ilgili bir cümle söylemek istiyorum sevgili yönetmenim. Sınav endeksine geldiği bölge 200 günün altında şu kanal direncinin diyor ki bana 7.000-6.900 altında kaldıkça sınai endeksindeki hisseler için alım fırsatıdır, ama seçici olmak kaydıyla sınai endeksi kendini ispat etmesi için muhakkak 8.000'lerin üzerinde bir fiyat oluşturması lazım. Ortalama aşağı geliyor. Sınai endeksi bir alarm veriyor. Aşağı yönlü bu alarmın seçimden sonra normalleşmesi bilanço beklentileri adına da önemli diyelim. Şimdi 3 dakikada biz altını konuşuruz seninle. Evet. Altın grafiğini de getirsin sevgili yönetmenim. En çok sorulan, en çok konuşulan. Evet. Ben grafiğin başına geçeyim. Evet. Senin görüşlerini alarak başlayalım. Tabii. Ne diyorsun altına? Ya kıracak mı artık şu 2080'i Filiz? Biz bir türlü kırdıramadık. Sen kırdır bari. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani geçen hafta Fed bir kırdırdı. 2085'i bir gördü. Değil mi? Bir gecelik evet. Hareket oluştu. Her ne kadar Fed şahin olsa da piyasa artık Fed faiz artırmayacak. Dolayısıyla durdu, fiyatlaması yaptı. Fakat cuma günü gelen tarımcı istihdam
Fed belirsizliği yaratıp bir düzeltme yaptığı altına 2007'lere kadar bir geri çekildi. Fakat buna rağmen hala güçlü duran 2000'lerde çok inatçı alımların olduğu bir ons altın görüyoruz. Dolayısıyla bence 1980'e bile inse 1970'lere kadar ben altında trendin bozulacağı kanaatinde değilim. Belki 1930 altında bir miktar bu anlamda sıkıntı olabilir ama ben açıkçası yani ne olabilir? Haziran'da Fed 25 bas puan artırır, altında bir düzeltme görürüz. Dolayısıyla orada bir arttırırsa. Evet, artırırsa, artırmazsa. Evet, artırmazsa bu elbette altının önünü açar. Yarın çok önemli olacak. Emtia gömleğini de giyer değil mi o zaman? Kesinlikle. Yarın çok önemli olacak. Gelen enflasyon rakamları eğer beklentiden daha hızlı bir geri çekilme olursa bana kalırsa artık 2040-2060 üstüne giden ons altını görebiliriz diye düşünüyorum. Ama aksi yönde bir enflasyon rakamı, beklenti üstü bir enflasyon rakamı en fazla 1980'lere kadar. Hedefin ne uzun vadeli? Uzun vadede hedefim ne? Yani genel olarak şunu söyleyeyim. Altında 2000, ne bekliyorsun bir senede? Yani 2400 çok konuşuyorsun çünkü altını evet, görüyorum 2400-2500 arasını görebileceğimiz kanaatindeyim. Yılın ikinci yani yarısında. Yani şuraya kadar bir hareket evet, bekliyorsun. Evet, resesyon olarak fiyatlamasını da görmemiz lazım ki oradan gelen de bir güvenli liman talebi. Fed'in durması gerekir. Dolayısıyla Fed durup artı bir de üzerine resesyon fiyatlamasının ilk aşamalarında yalnız. Çünkü resesyonun derin fiyatlaması bir miktar sonra ekonomik bir miktar yavaşlayacak. Altında bir üretimde kullanılan emtia. Dolayısıyla bu senenin sonuna doğru neden? Çünkü diyelim ki Fed faiz indirmedi. Yılın son çeyreğinde piyasa artık 2014'te 2024'te indirecek fiyatlamasını yapacağı için bu ons altına yarar diye düşünüyorum. Vallahi güzel açıkladın. Ben de grafiklerde hep anlatıyorum. Altın portföylerde olmalı. Gram evet. Altın zaten yukarıda. Onun sebebi de çarşı fiyatlamasıyla Interbank kuru üzerindeki fiyatlama farkından evet. Doğuyor. Onu bir kez daha atalım. Seçimden sonra kademe kademe normalleşecektir ama altın 2080'i kırdığı andan itibaren 2300-2500 benim de beklentim. Evet. Hatta ben birkaç sene içinde 3000'lere kadar bir hareket bekleyen taraftayım. Yeter ki 1900'ü kırmasın. 800 aylık ortalamamız orada diyelim. Evet, evet çok güzel bir yayın oldu. Sevgili çok Filiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili Belgin bu hafta bizde değildi işlerinden evet. Dolayı ama sen bizi kırmadın, geldin, yayınımıza destek verdin. Gerçekten. Çok büyük onur oldu. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için Cüneyt Bey. Sizin yeriniz bende çok ayrı. Dolayısıyla sizinle yayın yapmış olmak ayrı bir onur oldu. Ben de çok mutlu oldum. Umarım gerçekten faydalı kendi adıma, kendi verdiğim bilgiler adına. Umarım faydalı olmuştur ve sizi mahcup etmemişimdir umarım. Asla, teşekkür ederim her şey için. Güzel bir yayın oldu. Evet sevgili izleyiciler. Belgin'i aratmamaya çalıştım elimden geldiğince. Hem yorumcu hem moderasyon olmak kolay değilmiş. Gelecek hafta buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.